Evet efendim, işte yine günlerden pazar ve günlerden yine Winner tabii ki. Biliyorsunuz bizlerin en yorgun günüdür Winner. Belki hafta sonu siz dinlenebilirsiniz ama biz hafta sonu en yorulduğumuz günler, ama keyifli yorgunluk bu. Ama bu keyifli yorgunluğun üstüne de tabii ki Winner enerji içeceği ilaç gibi gelir efendim. İşte şöyle açıyoruz ve... Winner enerji içeceği. Evet efendim, işte pazar günlerinden yine güzel bir akşamdan sizlerle birlikteyiz. Kıbrıs Gençliği ve Halkın Televizyonu'ndayız. Vizyon Futbol'dayız ve Bülent Kılıçoğlu'yla da birlikteliğimiz başladı. Mey suyumuz da yanımızda, işlemiş içilebilir. En iyi su mey suyumuz da içtik ve bu hafta gerçekten 10. haftayı geride bıraktık. Tabii ki namağlup takım kalmadı, ama olsa Türk Gücü Cuma akşamı konuk ettiği Yeni Cami 3-0'la geçti. Yine çok önemli karşılaşmalardan bir tanesiydi. Bafrikürdü Doğan Türk Birliği maçı merak ediliyordu skoru. Ve Doğan Türk Birliği güzel yurtta Bafrikürdü 1-0'la geçti. Ama dilerseniz hemen programın açılışında hemen toplu sonuçları, puan durumlarını aktaralım sizlere efendim. Evet, Kapet Süper Lig 10. hafta sonuçları Banat'ın sponsorluğunda sunuyoruz efendim. Mausa Türk Gücü 3, Yeni Cami 0, Küçük Kaymaklı 1, Gençlik Gücü 1, Bafrikürdü 0, Doğan Türk Birliği 1, Merit Asın Yeşilova 2, Esentepe 1, Türk Ocağı 0, Gönyeli 3, Çetinkaya 3, Gençler Birliği 0, Cihangir 2, Gimnal TV 1. Ve tabii ki kapanış karşılaşması da yarın akşam Lefke 16 Ağustos stadında oynanacak. Lefke Binatlı'yı konuk edecek ve Utku Hamamcıoğlu yönetiminde oynanacak bu karşılaşma. Başlama saati 18. Evet, bu sonuçlardan sonra şöyle bir baktığımız zaman Mausa Türk Gücü aldığı bu galibiyetle 25 puanla liderliğe otururken avaraj da tabii ki aynı puana sahip Yeni Cami ikinci sıraya indi. Üçüncü sıraya yükseldi Cihangir bugünkü galibiyetiyle 20 puanda ve 18 puanlı iki takım. Dördüncü sırada Bafrikürdü, beşinci sırada Doğan Türk Birliği. Altıncı sırada Türk Ocağı puanı 16 ve aynı puana sahip Gönyeli 7. sırada. Sekizinci sırada ise Çetinkaya'yı görüyoruz, puanı 15. Dokuzda Merit Alsan Yeşilova puanı 14. Onuncu sırada Küçük Kaymaklı puanı 12. 10 puanlı iki takımdan 11. sırada Gençlik Gücü, 12. sırada ise Binatlı. 13. sırada Lefke bir maç eksiği 9 puanı bulunuyor. 14. sırada Gimnal Kevi puanı 6, 15. sırada Esentepe puanı 4 ve son sırada Gençler Birliği puanı 3. Evet, Kapet 1. Lig'de ise Yeni Boğaziçi 1, Maraş 4, Düzkaya 3, Değirmenlik 1, Göçmenköy 2, Yalova 4, Akvavuda 2, Karşıyaka 2, Doğancı 3, Mormenekşe 0, Meserya 1, Ozanköy 4, Bostancı Bağcılı 2, Hamitköy 3, Çanakkale 2, Dumlupınar 1. Evet, Göçmenköy 21 puanla lider, 20 puanlı iki takım. Akova 2. sırada, Hamitköy 3. sırada. 4. sırada Düzkaya puanı 18 ve aynı puana sahip Yalova 5. sırada, Ozanköy 6. sırada. 7. sırada Doğancı çıkışı devam ediyor. Doğancı'nın da 10 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlikle 17 puanda bulunuyor ve 8. sırada Karşıyaka, o da 16 puanla 8. sırada. 9. sırada Çanakkale puanı 15, 10. sırada Mormenekşe puanı 13, 11. sırada Meserya puanı 12, 12. sırada Dumlupınar ve 13. sıradaki Yeni Boğaziçi 11'er puanı var. Son 3 sıraya baktığımız zaman 14. sırada Bostancı Bağcı puanı 10,
15. sırada Maraş puanı 7 ve son sırada değirmenlik puanı henüz yok. Evet sevgili izleyiciler, işte başladık, durmak yok ama öncelikle konuşmamız gereken bazı konular var, bunları masaya yatıracağız. Öncelikle Bülent Kılıçoğlu'na hoş geldin diyorum hocam. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Sağ olun, çok iyi oldu. Vallahi keyifliyim. Evet, ben de keyifliyim. Ne gerçekten güzel. Bak saçlarımı da kestin, tıraş ettim. Oo, saatli olsun. Enerji içeceğimizi evet. İçtik, tamamlık suyumuz da yanımızda. Çikolatalarımızı da yiyeceğiz az sonra. Oh. Bizden iyisi yok. Bizden iyisi yok bu gece, her gece oldu ama gerçekten çok kötü durumlar mevcut. Yani kötü mü diyeyim, ne kelime bulamıyorum ama ciddi olmadığımız ciddi olmadığımız konular mesela. Evet, ciddi olmadığımız konu maalesef. Şöyle AEL bu akşam oynandı. AEL maçında Limassol'la oynanan bir karşılaşma. Görelim o pankartı Mehmet. Evet, Kıbrıs'ın AEL efsane golcüsü Kıbrıs'ın AEL'in efsane golcüsü Sevim Emoğlu'nu kaybetti diyor. Başı sağ olsun falan. Pankart açtılar. Bu pankart bu akşam Limassol'da açıldı. AEL maçında açıldı. Cenk Mutlu Yakalı gönderdi bize. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Mutlu Yakalı'ya. Gönderdi. Sağ olsun. Ama bizim arka arkaya geldi biliyorsun. Sevim Emoğlu ve Halil Atakan abi dermesi. Kıbrıs futbolunun başı sağ olsun. Ebeoğlu ailesinin, Atakan ailesinin başı sağ olsun. Onlara Allah sabırlar versin. Sevim Ebeoğlu ve Halil Atakan da yattığı yerde nurlarda uyusun. Ama zor muydu bunu? Yani bu kadar düşünmek. Yani bu kurmayları vardı. Yani Sertoğlu belki yoğun bir iş temposundadır. Biliyorum ben, çok yoğun bir iş temposuna girdi. Ama kurmaylar var geride. Demek ki kurmaylar görevini yapmıyor. Genel sekreter. Orçun Gamalı var. Bence Orçun Gamalı'nın daha çok hatırlaması gereken biri. Yani ne bileyim ben, MHK başkanı var. Çünkü Halil Atakan. Ya en alttan şey. Bile bir hakemin bile düşünüp hocam bugün saygı duruşu var mı diyebilecek kadar büyük bir konu yani bu. Büyük bir olay. Evet. Yani ne kadar tabii ki herkes için önemlidir ama yani bu iki şahıs için %1 milyon saygı duruşu yapılması gerekir. Yani Sevmebeoğlu ülkemizin Rum tarafında bak ne güzel pankart açıyorlar, anıyorlar. Biz sadece cenazesiyle değil o maçların öncesinde anmamız gerekirdi. Şaştık kaldık, biz tribünde otururken nasıl olur bu da unutulur. Şaştık kaldık, sordular. Yanımızdan Orçun Gamalı'nda konuşanlar var. Unuttuk dedi. Nasıl unutursunuz? Unutulur mu böyle şeyler? Yani bu nasıl gözden kaçar? Yani affedilir mi? Tabii ki cezası yok bunun ama bence çok üzücü olay. AEL'in bu pankartı açtıktan sonra biz daha çok üzülmeliyiz. Evet, yani AEL bu pankartı göstermedi, o pankartı. Bu pankart açıldıktan sonra biz daha çok üzülmeliyiz ya. Bu pankart kaldıktan sonra açıldıktan sonra biz daha çok üzülmeliyiz. Yani cenazeye de bakın şey geliyor. Eski Limassol eski belediye başkanı geliyor. EYAK başkanı geliyor. EYAK başkanı ama KOP adına geliyor çünkü. Tabii KOP'ta şu an yönetim kurulunda. Evet. Yönetim Futbol Federasyonu çalışıyor. Maaşlı çalışanıdır. Evet. Yani KOP'a buraya zor geçen bir başkan. Biliyorsun Fellukas buraya. Evet. Daha da görüşürüz aslında Fellukas'la. Hatta ben sonra Sevim Ebeoğlu'nu konuştuktan sonra sordum. Futbolla aşabilir miyiz bu Kıbrıs sorunu? Kanunlar içerisinde aşabilir. Yani orada bilin katıdır o konuda. Evet. Konuşuyoruz biliyorum, burada. Biliyorum. Katıdır. Ona rağmen gelip bu cenazeye katılıyorlar ve AEL'de buna büyük saygı gösteriyor. Eski KOP futbolcu arkadaşları geliyor. Evet. Yine yaptık röportajlarını biz. KOP saygı gösteriyor. Bu pankartı açıyor. AEL açıyor. Ama bizim bir tane kişinin aklına gelmiyor bu. Keşke sahada gözlemci bile. Değerli insanlar cenazelerine katıldı. Yani federasyon başkanı. Tabii ki onlardan bir şey mi yok. Alt kademeye kadar herkes katıldı cenazelerine. Taziyelerini bildirdiler ama maçlardaki saygı duruşu unutulur mu ya? Bunun altına bir şey eklemek de yani ben istemiyorum yani bu eklemek yok, bir şey yok. Eklemiyorum ama üzülüyorum yani bu kadar çalışan var federasyonda, yönetim kurulunda var, maaşlı çalışanlar var, birçok şey var yani herkes
herkesin, Hakemler Derneği Başkanlığı dahi ben bu işe sorumluluğu tutabilirim. Neden? Telefona da açıp söylerdi yani, hakemlere sorabilir. Yani herkes sorgulayabilirdi. Kimse sorgulamadı. Gözlemci Yavaş'a söylediğimizde o da bak baş yüzümüze bakmaya başladı. O da o saat uyanmaya başladı. Ha. Herkes o saat, ama her ikisi de çok değerli. Her ikisi de federasyonda görev yaptı. Evet. Halil Tayyip çok uzun süre yaptı. Allah rahmet eylesin. Sayın abimiz de görev aldı. Hem federasyonda da görev aldı yani. Biliyorum biliyorum. Ben yurt dışına gittim. İran'a gittim ben SVB olayla birlikte. Futbol milli takımın Ali Volkan'ın yönetiminde. Yani isim vermek istedim de biz bu şeylerde ölümlere saygı duruşu yapıyoruz diyen yönetici de duyduk biz bu birkaç gün, bu iki gün içinde. Nasıl olur ya? Özel eseniyle tabii ki yapılması gerekir sevgili değerli başkan. Tabii. Allah rahmet eylesin. Ama yapıldı zaten. Yapıldı. Yapılıyor işte ya. Nasıl yapar mıydık? Nasıl yapmıyoruz olur ya? Olur mu ya, yapar mıydık? Bir takımın içinden bir oyuncu Allah göstermesin bir şey oluyor, yöneticisi bir şey oluyor, evet. Tüm kulüplere bildiriliyor, saygı duruşu yapılıyor. Ama bunlar federasyonun içinde uzun yıllar görev yapmışlar. Tabii ki Sayın Mebeoğlu abimizin yılları futbolun içinde geçmiş. Bilmiyorum. Yani çok fazla da evet. İnsanları da evet. Üzmek istemiyorum. Ama dediğim gibi unutulmaması adına konuşuyoruz. Bundan tabii, sonra tabii. İnşallah yazsınlar kocaman bir yazı önüne. Enver Batur mesela yazabilir. Futbolda rahmetlik olan, Allah gecinden versin desin. Futbolda rahmetlik olan birinin adına saygı duruşu yapılacak diye yazsın. Duvarda kalsın. Yani ben şunu söyleyeyim. Eren Şişik bizi duyuyorsa bundan sonra Eren Şişik bunu da üstlensin. Çünkü Eren Şişik federasyona geldikten sonra birçok şeyi üstlenip sosyal spor basınını, sosyal medya içerisinde birçok bilgilendirme yapıyor. Demek ki bunları da üstlenmesi gerekir. Çünkü federasyonun çok güvendiği, hakikaten işini layıkını yapan bir arkadaşımız. Demek ki bu ufak tefek görünen ama çok büyük bir yanlış. Bu yanlışları da demek ki daha da aşağıda sekreteryada takip etmek zorunda kalacak bundan sonra. Evet, diğer bir konumuz var. Umut Bahadır Esentepe sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Hatta hakemi de sosyal paylaşımını yaparken etiketledi de karşılaşmanın hakemini. Bundan sonra taraftar gibi davranacağız diyor Umut. O zaman sevgili Bahadır, sevgili Umut diyorum ben kendi adıma, şimdiden istifa et, taraftar ol. Başkan olarak devam edeceksen taraftar gibi davranamam. Başkansın ve başkanlığının getirdiği görevleri yerine getirmek zorundasın. O sorumlulukta hareket etmek durumundasın. Sosyal medyada canımız yandı, ben bundan sonra taraftar gibi davranacağım. Yani taraftarını var, küfür edeceksin, döveceksin, kavga çıkaracaksın. Nasıl yani? Ne gibi yani bir yaptırım yapacaksın taraftar olarak? Anladın. Bir sonraki maç gerçekten ne olur yani? Umut'u çok severim bu ben. Bu şekilde konuştuğunda bir sonraki maç ne olur diye düşünürüm ben. Taraftar evet. Olarak başkanlar. Umut neredeyse bizim çocuğumuz gibi. Bak Umut bizim çocuğumuz gibi derim eşimle benim. İyi bir handbolcuydu. Ama taraftar ne demek, taraftar gibi davranacak? Başkansan o zaman istifa yani et. Git tribüne. Konuşabilin, şikayetlerde haberin radyoya, televizyona, ama bunu taraftar dediğiniz zaman. Başkan gibi yapacağım. Bir sonraki maç için çok farklı noktalara gelebilir ve kulüp daha büyük zarar görebilir. Bak başları görmeden yorum yapıyorum ben. Evet. Yani belki haklı, belki haksızdır. Ama taraftar gibi davranın. Ne demek taraftar gibi davranacak? Kimsin? O zaman istifa et. Yani taraftar ol. Ağzıma geleni söyleyeceğim demek ister. Ağzına geleni taraftar olmaz, söyler mi? Biz olmaz. Engellemeye çalışıyoruz. Sen başkan olarak da engellemeye çalışıyorsun. Onu anlatmaya çalışıyor. Yanlış, son çok yaptığı yanlış bir yolda. Güzel bir o olaylarda tutumu, başkan olarak tutumu çok doğru. Yanlış başladı, doğru doğruldu sonra. Evet, yanlış başladı, öyle. Doğru yere gitti. Islada almaması, ceza vermesi falan filan derken bunlar güzel şeyler. Başkanın yapması gereken şeyler. Yani taraftar küfür etmek için mi sahaya gelecek? Hakem dövmek için mi gelecek? Taraftar karşı taraftarına kavga etmek için mi gelecek sahaya? Dedim, ne gibi ya? Ne, hani, taraftar ne yapar yani taraftar? Taraftarı da kötü normalde anlamda fair play kullanıyor. İçinde bir taraftar zaten biz özlüyoruz. Evet. Öyle bir taraftar da olduğunu düşünüyoruz. Öyle. Keşke gel işte taraftar olarak gel ama fair play çerçeveler içerisinde, davranışlar içerisinde ol. Ama illa da taraftar olacaksan bu akşamdan hatta istifayı yaz. Yani şunu da bir gönder bize, şimdi okuyayım. Umut Bahadır istifa etti diyeyim başkanlıktan, okuyayım. İstifa etmesin, devam etsin. Etmesin ya. Tabii düzeltsin, ki. Düzeltsin, ama söyledim, bu ürünün yazı yazılır mıydı? Yani şimdi bak ya? Size söyleyeyim. Hakemi de etiketledi. Bak maçı görmedim, ben bilmiyorum. Şeyi söyleyeyim, yani Türkiye'de Galatasaray Başkanı'nın yanlışı var da belki de o yanlışın üzerinden gitti. Yani o da dedi ki, bütün taraftar ayağa kalsın dedi. O da yanlış.
Yani onu örnek almayalım biz. Yani biz Kıbrıs'ta daha farklı bir noktadayız. İç içeyiz, birbirimizi tanıyoruz. Girmeyelim, ayağa kalsın taraftar. Burada da onu anlatmaya çalışır belki de. Yanlış. Yani bir sonraki maç için olabileceklerin hepsinin sorumlusu kulüp başkanı olarak kendisi olursun. Siz olursun. Yapmayın bunu yani. Aynen öyle. Yani örnek almayın bir şeyleri. Onlar farklı noktalardadır. Para kazanıyorlar. Mini spor var. Yanlış yolda giderler ama biz Kıbrıs futbolunda iç içeyiz ve hep dostuz, arkadaşız. Bugün yayın yaparım ben. Sabahtan yola çıktım da o eleştirdiğim veya konuştuğum kişiyi karşımda görebiliyorum. Bu kadar küçük bir ortamda yaşıyor. Onun için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ve tabii ki üzücü, Yeni Alkemin'de Bülent Ercias başkanlığındaki yönetim, Bülent Ercias hariç bütün yönetim istifa etti haberi geldi. Bilmiyoruz ama yani Bülent Ercias başkan, Bülent Ercias genel kurul isteği var. Gider mi gitmez mi, başkanlık sistemi nedir bilmiyorum ama başkan Bülent Ercias bizi dinliyorsa ben olsam yapmam yani. Birkaç cümle yazar veya bağlanmak isterse telefon numarasını yazar bize, onu da alabiliriz. Ve bir fotoğraf var, bir fotoğraf var. Küçük Kaymaklı'da İhaleda yöneticidir yanılmıyorsam. Akaya Şina paylaştı bunu. Yedek kulübesinden çekilmiş bir fotoğraf, maç oynanan. Evet. Demek ki Akaya Şina Haleda Küçük Kaymaklı'nın yöneticisidir. Sevgili dostum. Onunla da uzun seyirci yıllar... Seyirci yok diye gösterdim. Gösterirlerdi bunu. Nasıl? Neyi? Seyirci yok yani. Yok. Bakın diyor işte süperlik müperlik. O benim suçum. Benim suçum mu o? Yoksa Kaymaklı'nın kendi suçu mu? Önce Kaymaklı'ları eleştiriyor. 30 TL içeri giriş bir. Evet. Olsun. Ben parada değilim ama eğer Kaymaklı seyircisini kendi evinde oynadığı seyircisini getiremezse ıstada, benim suçum mu o? Yok. Ben suçlar mı burada yazıda? Ben suçlarım işte. Akay'ı suçluyorum yani, şu an. Tamam. Yani bu seyircinin... Akay yönetim kurulu üyesidir. Akay'ın suçu. Bu seyircinin gelmemesinin daha birçok nedenleri var bence. Para değil önce. Para değil ama yani koç... Para değil. Futbolunun da tartışılması gereken bir noktadır bu. Yani gençlik gücü Küçük Kaymaklı oynuyor. Tamam. Bir derbi maçı. Lefkoşa derbisi. Bakın görüntüye. Tamam, bugün Çetingen'e İskele maçında yoktu ama dün Mausa Türk Gücü Yenişehir maçında seyirci var mıydı? Vardı. O yağmura rağmen vardı. Mausa Türk Gücü Bafülkü'nü Doğan Türk Birliği maçında hatırlı seyirci. Kalitesi yüksek veya hedefleri olan takımların yani, seyircisi var. O zaman bu takımda onun suçu yok. Biz değiliz yani demek yok. İsterim. Bize pay atıyorsun Akay. Önce sen kendini soru kuracaksın. Kulübün ama olarak. Kulüp olarak yani Akay. Onlar diye söylemeye çalışır herhalde. Tamam Kaymaklı, o nerede o Forest'ler? Evet. Eski Forest nerede? Camia bence Forest isminden çok uzaktır. Zaten türbinde oturacak yerlerin toz toprak içerisinde ne bileyim reklamlar, duvarlar bakımsız yani Kaymaklı camiasını hiç böyle görmemiştim ben. Her tarafı dökülmüş bir durumda görünüyor. Takım olarak zaten istediklerinin noktada değiller. Seyirci anlamında değiller. Maçta değil sen neyin? Evet, evet. Saha içindeki duvarların, reklamların görüntüleri tamamen çok kötü. Birçok şey söylenmesi gerekir ama camia şu an bence silkelenmesi gerekir. Çünkü çok kötü bir noktada. Küçük Kaymaklı'yı biz hep överdik. Sabit gelirleri olan, bütçesi olan, sıkı çekmeyen bir kulüp derken en çok şimdi darda olan bir kulüp oldu. Bence önce bunu çözmek gerekir. Bak Gönyer'in attığı iki haftadır seyircisine kavuştu. Bir çağrıda bulundular. Gönyeli ruhu, Mönyeli ruhu diye. O Gönyeli grubu yeniden oluştu ve maçlara gidip daha da oluşacak yani. Daha da büyüyecek. Daha da büyüyecek Gönyeli. Evet. Kaymaklı niye olmasın böyle bir şey? Forest ruhu nerede? Davullar sonra. Yani en çok seyirci getiren bence Mausa, Küçük Kaymaklı, bunlar Bağ, Binatlı, Doğan gibi 5-6 takım sayabilirdik yani biz. Evet. Ama şimdi bitti. Evet, o zaman maçlarımıza geçelim. Bir şey daha, tamam, maçlar gelmeden bir şey daha söyleyeyim. Lütfen, lütfen, yani bu maç içinde söylemek istemem çünkü bunu. Bugün de gördüm. Geçen haftalarda da gördüm. Hakem, iki takım, zaten geçen hafta bilin konuştuk bunu sevgili Caner Ozan. Yeni caminin geç çıktığını, işte eleştirilerin geldiğini, Toygar Hoca, Toygar Hoca dedim. Yeni caminin teknik patronu Sedat Deveci hocam kabul etmedi bunu. Ama sonrasında bir araştırdığım zaman hakemlerin veya o sırada görev yapanların, hocam lütfen gelin maç öncesi orada bekleyin, biz neler yaparız. Yani düdük çalarlar, bugün ben buna biraz şahit oldum. Ve takımlar çok geç çıkmaya geliyoruz ama gelen yok. 15 dakika haklarımız var diyorlar. Fazlasıyla bulunanlar ama. Bir tek şey Hakan Muhtaroğlu'na şunu söyleyeceğim. Diğer hakemler için de aynı şeyi söylemek isterim. Bilhassa ikinci Hakan Muhtaroğlu sahaya çıktığında rakip takım 4 dakika sonra geldi ya, ikisi de yok. Gelme bence, çıkma sahaya sen de.
Bekle odanın önünde. Yolla dördüncü hakemini, komiserini. Mücadele etsinler. Sen daha iki takım gelmemiş. İki takım yedekleri iki kalede ısınma yapıyor. Şut çekerler. Sen orta sahada beklen. Olmaz bu. Bu görüntüyü vermeyelim biz. Yani biz eğer Süper Lig takımları veya Süper Lig'de görev yapıyorsak bu görüntüyü vermemiz lazım. Çektik biz görüntü arasında. En az 3 dakikaya geçmişti yani. 3 dakikaya geçmişti. Sahada bekliyordu maçın hakemi. Dördüncü hakem de aşağıda düptürülüp odada mücadele eder çıkarsın takımları. Demek ki burada da bir daha farklı bir uygulama. Futbol Federasyonu ne yapabilir buna? Yani Futbol Federasyonu bu kulüplere tekrar çağrı yapabilir. Puan silemez. Bir şey yapamaz. Para cezası verir mi? Verir. Kulüplerden parası yok. Ne yapalım biz? O zaman kulüpler bu işe ciddiyetle eğilmeleri lazım. Yani Evekaf'ta yine Cihangir maçında Lefkoşa'da elimize gelen listeye çok geç. Ne olmuş? Son dakika takım liste değişmiş. Ya bir saat önce sahaya gelmen gerekir. Bir saat önceden teslim etmen gerekir. Yani bu ciddiyeti de göstermek zorundayız biz. Yani bunu yabancı biri görse maçın hakemleri sahada ama hiç takımlar yok. İki dakika önce de adamlar ısınıyor. Bu bir ciddiyetten uzak bir şey. Yani ligimizin ciddi olması için yani daha görüntüsünün güzel olması için sadece hakemlerin mücadele etmesi gerekmez ya komiserin dördüncü hakemin. Kulüplerin de buna saygı göstermesi gerekir. Yani vaktinde sahaya çıkması gerekir. Ama başka mantık mı var? İşte biz daha geç çıkalım, ondan daha geç çıkalım. Bu bir tılsımdır, büyüdür bilmiyorum onu ama bu konuda bence federasyon da bir şeyler yapması gerekir. Kulüplerle istişare içinde. Ceza da bir yere kadardır ama 3 hafta var görüyoruz bunu. Hep geç çıkmalar, hakem önce çıkma gibi mücadeleyi de bir an önce çözmeleri gerekir. Doğru. Evet, o zaman liderin maçıyla gidelim. Hemen Mouse Tükücü yeni cam maçını izleyelim efendim. Saatini kontrol etti ve çalan düdükle yeni cami karşılaşmaya başlıyor. BRT Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Kenneth ceza sahasında. Kenneth gol pozisyonu. Kenneth son anda Michael Obi'de uzaklaştırıyor. Barajın arasına girmeye çalışıyor. Baraj çoğaldı bu arada. Yasin aşırtma bir vuruş yaptı yandan dışarıya. Köşe atışı kullanıldı. Ön direğe doğru. Ünal karşıladı. Orta ceza alanına boşta kalan top dışarıya gidiyor. Bakıyorum. Köşe atışı diyor. Fehim dayı. Orta yuvarlakta Mehmet Erol tüm atlarıyla rakip alana yerleşti. Mausa Türk gücü savunma arkasını düşürdü. Peter ceza sahasında gol pozisyonu. Peter döndü. İkinci pozisyon bir vuruş ve gol. 21. dakikada Peter attı. Mausa Türk gücü yeneceği bir karşısında 1-0 öne geçti. Peter ve arkadaşlarının gol sevinci, Mausa Türk gücü yedek kulübesi futbolcuları, teknik kadrosu büyük sevinç yaşıyor. 21. dakikada Peter'in golüyle. Mausa Türk gücü atak geliştiriyor. Ceza alanı içerisinde Arif Uysal'ın önüne doğru bırakılan top. Arif yerde devam diyor Fehim dayı. Bu pozisyonda Arif'e yapılan hareketi faul olarak bekledi Mausa Türk gücü taraftarı. Ambulans evet, ambulansı çağırıyor ve değişiklik işaret ediliyor. Arif Uysal ciddi şekilde sakatlanıyor. Bu arada Arif Uysal'ın tedavi ilk müdahalesi sakatlandığı yerde yapıldı. Sedye'ye alındı ve sedye ile birlikte ambulansa kondu. En önemli faktörlerden bir tanesi doktor Saadettin Tuğcu da Mausa Türk gücünde doktor olarak görev yapıyor ve gerçekten o da sahalarımızda olması böyle şeyler. Kiropeter ortasını yaptı ceza alanı önünde. Önemli pozisyondan yararlanamadı Mausa Türk gücü. Dakika 41 Mehmet Altın kullanacak 6 futbolcu ceza sahası içerisinde. Mehmet Altın ön direğe doğru seken top açıldı. Mehmet Erol kayarak müdahale, atak devam ediyor. Tansel Ekingen yaptı ortasını, kaleci Yusuf Yontar çıktı topu kontrol etti. Sonrasında yapılan hareket var. 45 artı 3. dakika içerisindeyiz artık. Bizim saatimize göre son 10 saniye uzatma bölümlerinde dediğim anda da Fehim dayının çalan düdüğüyle ilk 45 dakika tamamlanıyor ve çalan düdükle Mausa Türk gücü takımı ikinci 45 dakikaya başlıyor.
gönderdiği noktada Mehmet Erol, onu karşılayan Ünal Kaya. Mehmet Erol Ünal'dan topu kurtardı. Sol tarafta Dino Peter, onun olduğu noktaya. Dino Peter ceza sahası içerisinde. Dino Peter farın üzerine doğru gitti. Dino Peter içeriye pası, gol pozisyonu. Peter döndü, vurdu, savunma. İkinci pozisyon. Zihni Temelci uzaklaştırıyor. Şimdi Halil Turan seken top. Halil Turan açıldı, Ercan çıkmadı. Peter gol pozisyonu. Peter, kaleci Ercan. 3 kişilik baraj oluşturuldu. Direkt kaleye doğru kaleci Yusuf mükemmel önlüyor pozisyonu. Kritik bir hamle Michael Obide'den. Şimdi karşı atak olabilir mi? Mehmet Erol iyi sakladı. Dino Peter istediği toplardan bir tanesi. Oladele çok sert bir hareket. Hemen geldi ve kırmızı kart. Oladele kırmızı kart vereceğim sahada 10 kişi. 64. dakikada Oladele kırmızı kart görüyor ve yeni cami sahada 10 kişi kalıyor. Şimdi Hüseyin Sadıklar hemen kullandı. John Ebuka, Tansel, açılan top. John Ebuka gitmeye çalışıyor. Michael Obide, Zihni Temelci bir türlü top uzaklaşmıyor. Dino Peter şimdi John topu söktü, aldı. Birinci rakibinden sıyrıldı. Orhan topu dışarıya gönderdi. Dino Peter, Hüseyin Sadıklar'ın bir hamlesi var. Ali Oraoğlu'nun Hüseyin Sadıklar'a itirazı var. Hüseyin Sadıklar'a sarı kart çıkıyor bu pozisyonda. Olumsuz yansıyor. Ondan kurtulup daha çok oyuna bakmak zorunda. Yeni şimdi Peter ceza sahasında gol pozisyonu. Peter ve gol. Dakika 69. Gol Peter. Mausa Türk Gücü 2 yeni cami 0. Büyük sevinç var Mausa Türk Gücü futbolcuları ve taraftarlarında. 2-0 öne geçiyor Mausa Türk Gücü. Lider yeni cami karşısında. Savunmanın pası. O noktada Hüseyin Sadıklar topu elliyor. Topla ellediği için serbest atış kullandı bekletmede Mausa Türk Gücü. Dino Peter ceza alanı içerisinde. Dino Peter vuruşunu yaptı, kaleciden döndü top. Şu dakikada ikinci kameramız da devreye girmek üzere. Mausa Türk Gücü hata var ve top filelerde. Sağ taraftan Yasin'in ortasında Dino Peter kale önünde vuruşunu yapıyor. Ve topu filelere gönderiyor. 81. dakikada Dino Peter'in vuruşu. Mausa Türk Gücü. Peter topu filelere gönderiyor. Ve Mausa Türk Gücü skoru 3-0 yapıyor Yeni Cami karşısında. Oyun devam ediyor. Mehmet Altın göğsüyle indirdiği Emin Atabek sol taraftan yeni cami hata gelişecek. Emin Atabek yaptı ortasını. Michael Obide topun indiği noktada John Ebuka kaleye baktı. John vuruşu asfaltla dışarıya gidiyor. Hüseyin Sadıklar, Dino Peter gözler artık. Maçın hakemi Fehim Dayı'da 90+5. dakikanın artık son anları içerisindeyiz. Ve Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mausa Türk Gücü 3 Yeni Cami 0. Evet, yılın maçı dedik. Gerçekten yılın maçı oldu. Maçın başında sadece Mausa Türk Gücü için değil, bütün ligdeki takımlar için, Yeni Cami haricindeki diğer bütün takımlar için bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Evet, ilk mağlubiyeti alan taraf oldu tabii ki Yeni Cami ligde. Tabii daha çok maç var her şeyden önce. Ama iyi bir motivasyon tabii ki Mausa Türk Gücü adına. Ama Yeni Cami'nin aslında kaç hafta bu düşüşü var. Doğan maçında da aslında iyi oynamada kazandı. Bir pozisyonu var. Gol buldu. Farkı da atabilirdi. Kontra ataktan bulduğu pozisyonlar ama özellikle işte John'un ve yabancı oyuncusu Kenneth'in beceriksizliği değilim. Fark yani 18'in içine girmeden bitti şeyler ama fark da yiyebilirdi o gün. Kaleci Ercan o gün 4 net gol pozisyonu çıkardı. O günden belli oldu, düşüş başladı. Yani ve gerçekten ama burada da baktığımız zaman çok kötü bir defans. Şimdi Erbay'ın sakatlığı, Erbay'ı düşünmezdi aslında. O DLK'yı oynatacaktı. Çünkü geçtiğimiz hafta da Bafın Kürdü karşısında riske etmedi Sedat Devecioğlu. Şeye baktığımda hocam Yeni Cami'de defansta Oladele'yi düşünüyordu, gösterdiğini geçen haftadan. Erbay da sakatlandı ama bana göre zaten
Şöyle de yapabilir Diyarbay sakatlanması aslında. Üçlü savunmaya zaman zaman geçiyor Sedat Deveçoğlu üçlü savunmaya. Bu maçta da belki de onu düşünebilir, düşünmüş de olabilir. Yani Erbaylı, Eminli, Orerdekli üçlü savunmaya geçebilirdi aslında ama Erbay'ın sakatlığını bilmiyorum. Yani Erbay ne yönde kullanacaktı? Erbay'ın sakatlanması. Çünkü Erbay da kaç haftada başarılıydı aslında savunmada oynadığında. Ama Emin çok kötü bir Emin gördük. Az sonra pozisyonlarda göreceksin zaten. Çok kötü bir savunma kurgusu vardı. Tabii ki ve gününde olmayan da Ercan vardı. Yani şans faktörü de Ercan'ın yanında değildi. İstediği o topları da şeyde kötü zaten kaldıramadı. Zihni, Ünal, orta alanda göre yapan Altın. Bu yükü o orta sahadaki organizasyonu da iyi kuramayınca ne Jon'u ne Kennedy gol pozisyonuna da sokamadılar zaten. Ve Dino Peter diye bir adam çıktı. İyi bir savunma örneği gösteren Mausta Türk gücü de uzun toplarla dikine atılan yerden ara paslarda Dino Peter 3 gole kavuştu. Yani maçın özeti kısaca bu. Dino Peter zaten geçen yıldan alınan ve çok şey bekleyen bir oyuncusu. Yani bana göre Dino Peter zaten geçen yıl Mausta Türk gücüne beğeni veremedi. Bu yıl vermeye başladı. Önemli bir oyuncu bence. Çok süratli ve kontrataklara iş yapan bir oyuncu. Hoca buraya bağlandığında teknik patronu Yeni Cami'nin ne dedi? Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Aslında bazen kendi oyununu kabul ettiremeyebilin. Yani ona göre farklı bir taktik oynayacak. Çünkü belli yani. Yeni Cami çok iyi başladı lige. Çok süratli gitti. Hatta lig bitti bitiyor derken yeniden lig başladı. Baştan başladı lig. Yani baştan başladı. İki haftada. Bu hafta çok önemli iki karşılaşma var. O iki karşılaşmalarda bak. Bir tanesi Doğan Tüplü Mansur Türkücü. Bir tanesi de Yeni Cami Cihangir. Evet. Bu maçlarda yani genellik gitmez ama en azından biraz gitmez. Daha yukarılarda biraz değişiklik olabilir. Ama yani Serhat Hocam her maç mutlaka Mausa Türk gücünden çıkışı belli. Çok iyi lige başlayan bir Yeni Cami'nin de düşüşü belli. Bunu ne yapacaksın? Mausa Türk gücünden kayıpsız dönmeye çalışacaksın. Yani mağlup olmadan dönmeye çalışacaksın. Yani ben oyunumu gidip direksiyona ben oturmak isterim dersen bazen işte ters teper. Kalecin iyi olmaz. Takımın en iyisi Ünal iyi olmaz. Ve kaybedersin. Yani bence Serhat Hoca buraya biraz daha temkinli davranarak oynaması gerekirdi. Ama tabii ki Erbay'ın sakatlığını bilmiyorum ben. Ama Ercan'ın... Ama Erbay'ı düşünür mü düşünmez miydi bilmiyorum bak. Onu söylüyorum ama benim gibi düşüncem üçlü savunma oynatacak diye düşünüyordum. Ama Erbay'ın sakatlanması yine dörtlü savunmada kaldı. Dörtlü savunmada kalınca da dikine özellikle yerden atılan toplarda Emin ağır kaldı. Yani çıkıp rakibin üzerine baskı uygulamazsan rakip sana baskı uygular. Evet. Dino Peter'in de çok iyi gününde. Gelsin pozisyonlar hocam. Gelsin. Evet haydi Mehmet getir pozisyonlara bakalım neler yaşanmış. Mesela bakacağız sırasıyla. Özellikle birinci golde bak hocam. Emin tam Emin mesela gidiyor yabancı oyuncuyla birlikte. Ola Dere ile birlikte. Ola Dere'nin kurtulduğu anda zaten Emin'i gördüğünde karşısında Dino Peter hemen basıp reverse atıp yani defans sol tarafına aldı. Bir hata yaptı burada. Hatta Dino yanlış yere dönmesine rağmen Dino Peter yanlış yere döndü. Defansa şans verdi. Burada kalabilirim. Golden sonra bu yedek kulübesinde konuşacağım ben. Bak yanlış yere döndü Dino Peter. O pozisyonu kaybetti ama yine defansın ağır kalmasından golü buldu. Gel bir golden sonra o seyircinin golü at golü golden bırak kaldığımızda şey daha. Sevinsinler Mehmet. Tamam. Gol attır. Yani bir takımın şampiyonluğa oynadığı görüntüyü söylemem gerekir. Yani çünkü Mausa Türk gücü geçen yıldan başlayan bir büyük paralar harcayan bir başkan yönetimi. Bak bu seyir bak hepsi aynı anda aynı şeyi düşünüyor. Beyin hem galibiyete odaklı hem Ali Hoca da Ali Hoca'ya bak. Hep beraber bak. Gole bak. Hep beraber. Yani bu planlanmış bir şey değil. Bu kadar sevinç bir takımın kenetlenmesi, hedefe odaklanması, bu maçı galip gelmek için her şeyi ortaya koyan taraftarla birlikte doğru bir görüntüydü bu yani. Burada bakacağız içeride mi dışarıda mı? Faul verilmedi mi pozisyona yalnız onu da belirteyim. O pozisyon geldi. Geçelim golü Mehmet. Önce içeride mi dışarıda mı? Faul bu değil mi? Evet. Önce faule bakalım. Bana göre faul var.
Çünkü kontrolsüz bir hareket çarpıyor. Faul varsa içeride. Çok içeride göründü pozisyon. İçeride. Yani penaltı. Evet. Sonra devam et Mehmet. Devam et. Aynı pozisyonun gelişini devam et. Yani burada yine bakalım. Tabii hiç seyrek basma değil, onu altını çizeyim. Gelsin o sana attığım az önceki fotoğraflar. Evet, diğer fotoğrafı da getirirsem daha yakından çektim. Bunları da ben çektim. Eline bastığında bu hale geliyor eli. Evet. Ben çektim bunları. Tampon. Evet, Arif'in eli. Tam pozisyona dönelim. Geçmiş pozisyonu olsun. Görelim hemen. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Tabii bu, tabii yok. Burada yani şimdi hiç bir şey burada yok. O faulü görmekten sonraki diğerini bir daha görelim. Çünkü orada da bir şey var. Bak, bunu zaten kararını verdik. Burada faul kontrolsüz, görmedim. Kontrolsüz yani. Bir hareket. Orada da on kusurlu hareketten biri bana göre. Burada da yine beyaz futbolcunun girişi emin yine. Emin doğru girmedi. Yani evet. Sakatlayayım ya da bir şekilde topu alma niyetinden uzak bir görüntü verdi Emin orada. Yani burada hakem ne verdi bilmiyorum. Bir şey vermedi, bir şey. Devam et. Devam et. Evet. Yani devam. Orada kaldı çünkü hakem. Bak, burada kaldı. Ne var acaba? Emin olmadı buraya. Emin olmadı ama Emin işin içine bir daha girdi. Bak, evet. Geldi. Emin bak, de aslında bastığını fark etti ve hakeme çağrı yapıyor. Hayır, bu tehlikeli gelir ama. Tehlikeli bir hareket. Bak, tehlikeli bir ayak sokma. Topa vurur mu Emin? Her şeyi orada yani. Bu da bir endirekt vuruş. Tehlikeli bir ayak sokuyor çünkü orta yere Emin. Arif'i düşürür şimdi hocam. Yoksa ben daha oradayım hocam. Sorry, burada evet. Burada değilim ben daha. Ben daha oradayım. Arif düştü yere. Emin burada basıyor. Siyahlı oyuncu Emin. Onu söylüyorum. Şimdi bak. Burada basıyor. Burada ama. Burada bir seyrek değil bu. Tamam, düzeltelim bunu. Evet. Tamam, bitirelim onu. O zaman bunu bitirelim. Seyirci anlasın bizi. Tamam, bunu kapatalım orayı. Diğer pozisyon. Buna gelelim şimdi. Evet. Burada da bir burada daban girme var. Evet, beyazlı oyuncu. Yanlış girişi var, onu söyleme. Ha, Emin. Evet, taç veriyor burada evet. Hocam. Hakem de taç veriyor şimdi, burada. Karıştı orada hakem. Orada kaldı hakem. O pozisyonda kaldı. Geçelim. Arif'e de büyük geçmiş olsun diyelim. Devam edelim hemen. Şimdi bak. Gel baştan. Bu net. Bak geliyor. Futbolcu toplu oynama niyeti. Bunun zaten kırmızı varsa üstünde bir tane daha kar. Ona göstereyim. Yani evet. Burada Fehim dahi çok doğru bir hareket yaptı. Doğru bir kart çıkarttı düzelteyim. Doğru. Bunun hiç tartışması olmaz. Ha. Bir dakika. Tekrar gelelim bu pozisyona. Bir de birkaç cümle daha. Nasıl Mehmet? Başka bir şey var mı? Bir şey yapmadım diyor. Bir de 11 numaralı Hüseyin Sadık'la. Evet. Aynen öyle. Bravo Mehmet. Yönetmenim uyardı beni. Yıkacak ortalığı Hüseyin'e. Bırakın be. Hakemin için gelmişse seni çeker. Sol taraftan da bir şey çeker. Sarı kart yok ama. Bir şey yok. Orada da bir kart var yani. Orada da bir kart gözü. Yani ne yapacaktı Hüseyin? Vuracaktı hakeme. Dur ama. Anlamadım ben. Bak. Dur bakalım. Bak. Bir şey de söylüyor ama herhalde. Yok. Bak. Zaten 4 numara değil mi kartı yani? Kırmızı kartı yabancı etkiliyor. Tamam, 4 numara değil mi? Yok, 4 numara değil. 4 numara. Zaten çekmeyi de yapan olur. Tamam, kırmızı kart yapmış zaten. O ekstra bir durum. Hayır, Hüseyin nedir yapmak yani çalıştığı Hüseyin'in? Bu kadar tecrübeli bir oyuncu. Bu kadar şey. Hem ayırır hem bir şeyler söylüyor. Ne ayırmaz hocam? Ayırmaz hakeme gider. Adildir ayıran. Ayırma diye bir şey yok. Oo. Kapmana vurur alttan durur. Hani. Gel. Kapma vurur. Vurmaz. Yani ne yapmaya çalışır Hüseyin? Dur bakayım. Ne yapacak Hüseyin? Hüseyin mi çekiyor Hüseyin? Hüseyin'e bir sarı kart gösterse. Omuzundan teması Hüseyin mi yapıyor? Evet. Yapıyor. Evet. Hakemi bak, tutuyor geliyor, ama elinden evet, tutuyor. Evet. Teması Hüseyin yapıyor. Yani Adil ne için orada? Adil bırak bakayım ne yapacak? Bırak bakayım ne yapacak Hüseyin? Yani ben buradan şunu söylerim. Bu pozisyonun başka bir kartı yoktur arkadaşlar. Kırmızı karttır. Bunun üzerine tekrardan Hüseyin'in veya diğer oyuncuların gidip itiraz etmesinin hiçbir anlamı yok. Ve sonra geçelim bunu. Ne var diyor?
Geç geç bunu. Bunu geç. Ve Hüseyin Sadıkların sarı kart gördüğü pozisyon gelecek hocam. Burada adamı da tutuyor bak şimdi. Bir daha hamlede bir hareket daha var. Evet, eli gördü. Ben hatta buna direkt kırmızı derdim hoca. Şiddetli bak. Değilmiş. Hiç beni enteres etme şiddeti. Hayır ya burada niyeti bak. Niyete bak. Niyeti zaten adam, topsuz alındı. Buraya şiddeti ne diyeyim? Ben kafası, onun kafası bak ne geri gider. Nasıl daha ne yaptın yani? Öldürsün mü yani? Doğru yani, söyledin. Eli inanmamış da yitmiş da vurmamış da falan. Hayır, hayır. Evet. Beni enteres etmez. Evet. Şiddet tamam. Kuralda şiddet alır ama bu pozisyonda başka bir anlamda. Topsuz alanda. Topsuz alanda adamın başı arkaya döndü diye görürüm ben. Yani arkaya gitti. Yani onun için bunun yani, şiddetinden niyet de önemli. Es geçti şey. Söyle adını. Bana göre buralarda da hatalı davranış içerisine girdi. Yani bizi de görüntülerimizi çekip gönderiyor. Muhasa Türkçe sağ olsunlar ama biz gördüğümüzü zaten söylüyoruz burada. Hiç gerek yok. Evet. Biz takım ayırmıyoruz ki. Renklere bakıyoruz. Renkler. Biz ilgilendirelim. Ben zaten ne diyorum? Beyaz derim ya. Beyazlı, siyahlı. Ona bakıyorum. Yani, devam et be. Bu pozisyona bak. İçeri. Burada da büyük hata. Ve evet. Gol geliyor. Evet. Devam edelim. Evet. Burada Hüseyin Sadıklar yine el bak hocam. Açıyor da eli. Tamam ya burada şey yok. Burada kart yok söyleyeyim sana. Tamam kart kabul ettim. Tamam. Netbolu verdi yani. Tamam aslında. Diyorum. Tamam. Kart yok. Bravo. Devam edelim. Umut Vadiden bir atak yok. Orta sahanın yanında hiçbir şey yok. Doğru. Kart yok. Doğru. Geçelim. Yağmur başlıyor. Ve üçüncü gol geliyor. Defans geride, defans seyrediyor. Defans seyrediyor. İki kişi geride bekliyor. Adam sıfırlanmış, belli keseceği oraya belli yani. Niye orada duruyor? Yani defans? Ben şeyi merak ediyordum en fazla. Mağlup duruma düştüğünde yeni cami ne yapacak diye. Mağlup duruma düştüğünde yeni cami hiçbir şey yapamadı. Altından kalkamadı bunu. Hep önde başladı yeni cami. Erken gol buldu. Biliyorsun hemen oyunun başında o ilk 30 dakikada golleri olan taraf olur yeni cami. Evet. Sonra işte o kalabalık defansını falan filan. Ama başka bir plan yapmak bulması lazım yeni caminin. Yani çok kötü bir evini izledik. Çok kötü bir defans kurucusu istedik yani. Onu da Ünal'dan da bahsettiğine göre Ünal da kötüyse zaten takımın bel kemiğinin oralarda yapılmadı ve Mansur Türkgücü de doğru hamleleri doğru zamanda yaptı. Hatta erken sakatlandı Arif. Gördüğün gibi Arif'in de sakatlığı. Ona rağmen işte gürlüğüyle giren çıkanı aratmadı. Ve seyircisiyle, takımıyla, her şeyle, yedek kulübesiyle komple bir takım olarak oynattılar ve kazandılar. Evet, dediğim gibi ligin daha tekrar başladığını, keyifli bir hale geldiğini söyleyelim. Yani birçok takım, ya Doğan Türk Birliği belki umutlarını yitirmişken tekrar o şansı bulma fırsatı geldi. 7 puana düştü aradaki fark. Önümüzdeki haftaki maçta dediğin gibi biraz daha şekillendirecek lig sıralaması. Biraz şey diyor Yeni Cami bu konuda sitem ediyor. Basın dahi diyor. Mağlup olmamızı bekler falan filan. Yani biz öyle bir durum yok. Biz sadece ligden daha fazla keyif alma adına. Spor severin bizi spor sever olarak görecekler. Spor sever olarak. Aynen öyle. Basın olarak görmesin. Spor severin de beklentisi ligin hep böyle keyifli gitmesini ister. Bence Yeni Cami de ligden kopsa 20 puanına gitse onlara keyif almayacaktı bu ligden. Onlardan sorsak onlara keyif almayacaktı. Doğru. Tabii ki bütün maçlar kazanılırsa kazansınlar. Biz orada bir şikayetimiz yok. Bizim kafamızda ligin keyifli gitmesi, yakın puanların gitmesi başka bir şey değil. Ama hak neyse o olsun yani. Evet, Cihangir Girnalkı bir maçını izleyelim efendim. Son haftaların Forum'da takımı Cihangir sahasında Girnalkı'nı konuk ediyor. Hakan Muhtaroğlu, Engin Akkagün ve İsmail Egeli hakem üstüne atıyor karşılaşmayı. Dördüncü hakem Hüseyin Özkan. İyi sonuçunu aldığı sonuçları sahasında devam ettirmek istiyor Cihangir. Gelişen atak Cihangir takımında. Ara pası güzel. Ali Öztürk ceza alanında yaptı vuruşunu. Kaleci Okyanus ayaklarıyla topu kornere çeliyor. Korneri Fırat'la kullanıyor Cihangir takımı. Yapılan orta
savunma karşılıyor. Fırat bir kez daha tazeleyecek yaptığı orta. Kaleci Okyanus çıktı. Müsait pozisyonda vuruş o bölümde Victory'den top dışarıya gidiyor. Ataklar var ilk bölümde Cihangir adına. Onlardan bir diğeri Emeka. Yaptığı vuruşunu Musa o noktada yaptığı vuruşta top yan ağlarda kalıyor. Musa'yla gole yaklaştı Cihangir takımı. Bir başka atak Emeka'yla. Emeka pası güzel. Ali Öztürk, Ali yaptığı vuruşun top filelere gidiyor. Kalkan bayrak pozisyon offside gerekçesiyle değer kazanmıyor. Gol geçersiz gelişen Girnalkevi atağı Ertan'dan çok güzel sırılıyor bu dakikada. Endo'ya pasını verdi Şenol'a. Şenol ceza alanına yaptığı vuruşunu takımını 1-0 öne geçiriyor. Şenol'la Girnalkevi deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Şenol'la arkadaşlarının gol sevinci Cihangir stadında. İzliyoruz golü. Şenol rakibinden topu kurtarıyor. Yaptığı vuruş kaleci Kucan'ın bu dakikada pozisyonu sadece izlemesi ve top filelere gidiyor. Şenol'la Girnalkevi deplasmanda 1-0 öne geçiyor Cihangir stadında. Bu dakikada bir sakatlık var. Cihangir stadında Hakan Muhtaroğlu durdurdu oyunu. Sonrasında çaldığı düdüklede ilk 45 dakikanın tamamlandığını belirtti. İlk yarıda tek gol. Şenol'un golüyle Girnalkevi 1-0 önde kapattı ilk yarıyı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Girnalkevi atağa gelişecek. Ertan pozisyon içinde olan isim. Hakan Muhtaroğlu bu dakikada Ertan'a sarı kart gösteriyor. Karşılaşmadaki sarı kart Ertan'a Cihangir stadında. Hakan Muhtaroğlu bu dakikada kartına başvurdu. Salih Say'la başlayan atak. Salih Verkaç denemesi. Salih ilginç bir mücadele. Musa ceza alanına bıraktığı top. Victory bıraktığı Ali topu filelere göndererek skora dengeyi getiriyor. Ali Öztürk'le skora denge geliyor. Dakikalar 53. Ali Öztürk'ün golüyle Cihangir'de skora denge geliyor. Ali ve arkadaşlarının gol sevinci Cihangir stadında. İzliyoruz pozisyonu. Ali Öztürk yaptığı vuruş. Kaleci Okyanus'u çaresiz bırakıyor ve takımının eşitlik golünü kaydediyor. Genç futbolcu Ali Öztürk. Başlayan bir başka atak Musa'yla. Musa ceza alanına Victory yaptığı vuruşunu top asla dışarıya gidiyor. Galibiyet golü arıyor Cihangir takımı. Erol'la başlayan atak. Ali Öztürk sağ kanat yaptı ortasını. Açılan topu noktada Çağlar indirdi. Ceza içerisi vuruş o noktada direkten dönüyor. Doğan bu dakikada vuruş yapan isim. Genç futbolcusu Cihangir'in top direkte patlıyor bu dakikada. Gelişecek olan Girnalkevi atağı. Atak yönü sol kanat bu dakikada. İki oyuncu yerde. Hakan Muhtaroğlu devam ettiriyor oyunu. Faul etkisi var Cihangir takımında. Çağlar karşılıyor bir kez daha. Girnalkevi takımı bu atağı. Yere atılan top. Ertan elle oynama itirazı var bu dakikada. Hakan Muhtaroğlu düdüğünü çalıyor ve pozisyon değer kazanmıyor bu dakikada. Ertan pozisyonu önleyen isimdi. Gelişecek olan Cihangir atağı. Çağlar yerde kalıyor bu dakikada. Hakan Muhtaroğlu faulü veriliyor. Faulü Cihangir takımı kullanıyor. Salih Say sağ kanata gönderdiği top. Gelişecek olan atak. Victory yaptı ortasını. Uçe istediği vuruş gelmedi. Şimdi Uçe yaptı vuruşunu 96-5 takımını 2-1 öne geçiriyor. Son bölümde gelen gol Uçe ile Cihangir galibiyete bu dakikada 96-5'te golle ulaşıyor. İzliyoruz pozisyonu Uçe. Kontrolü iyi, rakibinden sıyrılıyor. Vuruş da etkili ve düzgün. Takımını 2-1 öne geçiriyor. Son haftalarda iyi sonuçlar vardı Cihangir takımının. Uçe ile gelen gol 2-1 öne geçiyor Cihangir takımı Cihangir stadında. Gelişecek olan Girnalkevi atağı, yapılan orta. Kafalardan sekiyor top bu dakikada. Vuruş o noktada yan ağlarda kalıyor. Ertaç bu dakikada pozisyon içinde olan isimdi. Köşe vuruşu diyor. Kullanılan orta. Savunma karşılıyor bu bölümde. Yerde kalan isimler de var. Faul diyor Hakan Muhtaroğlu. Hakan Muhtaroğlu yüzünü çalıyor. Faulü veriliyor. Artık son bölüm gözler Hakan Muhtaroğlu'nda. Hakan Muhtaroğlu dediğim anda da çalan düdükle karşılaşmayı bitiriyor ve Cihangir 3 puanın sahibi oluyor. Evet hocam, maçtaydın. Neler söylesen önce? Notlarında şimdi, neler vardı? Notlarında şöyle, ilk 20 dakika Cihangir maçı alıp gidebilirdi. Yani evet. 3-4-0 olacak bir mücadele var. Sonrasında oyuna bir denge ve gelen bir gol var. Çok acemice yenen bir gol var. Ve bu golün tabii üzerine Girnalkevi defansı, geçen haftada Girnalkevi son dakikada Mahmut'dan gol yedi. Defansı yapabilen, mücadele eden bir takım. Evet. Ama gol yollarında çok etkili değil. Ama bir kontra toptan bir gol ve o maçı 96-5'e de getirdiler. Hakem 7 dakika konuştum. Yani Girnalkevi bu şekilde oyundan çok ileriye gidecek diye düşünmüyorum ama devre arası üzerine koyarlar, golcü alırlar, farklı bir oyuna geçirirler. Mesela bu sistem içerisinde beraberlik ve mağlubiyet gibi görünen bir görüntü var. Cihangir çok kolay kazanacağı bir maçı son dakikalara taşıdı. Yani
Bu tip bence maçların kafada da şey vardı ya, ama haftaya önce tamam, taraftar hep onu söyledi bize yanımızda oturan, ama bence evet, o değil yani, maç maç gitmek gerekir. Bence teknik direktör maç maç gider ama futbolcu bunu düşünür. Aynen ama öyle. Bu maçı kayıpla kapatsalardı beraberlikle, Yeni Camii'ye giderken moralli gitmeyeceklerdi. Kazanmak gerekir ki moralli gidesin, puan farkı da kapanabilir görüntüsü çıktı evet, ortaya şimdi 20'ye 25. Yani bu maçı seyirci hop oturdu hop kalktı. Son dakika Okyanus'un maçta çok başarılı bir performans olmasına rağmen son dakika bu golü gol yememesi gerekir. Çok sert vurmuş olabilir ama kapattığı köşeden. Yani Yeni Akabi çok da iyi oynamamasına rağmen bir puanı alıp gidiyordu. Ama Cihangir bence dikkat etmesi, en azından kendi sahasında direksiyona geçmesi lazım. Rakibi sürklas etmesi lazım. En azından bu tip takımlara karşı çok rahat kazanması gerekirken zorlandılar, bayağı zorlandılar ama kazandılar. He. Günün sonunda Yeni Cay maçına 3 puan keyfiyle gidecekler. Doğrudur. Görelim o zaman pozisyonları. Evet. Bu gol offside mi değil mi ona bakacağız hocam. Evet. Gelsin Mehmet. Yani burada vurduğu anda durursan sanki daha offside değilmiş gibi hocam. Bize maçta öyle geldi. Ama bilmiyorum yani bize maçta... Yani, şeyde 11 numara oyuncu mu o? Normal oynadı Mehmet. Kaç numaralıdır o? Yani oradaki oyuncu daha önde hocam işte. Gözüküyor. Ama bu bakışı yanıltabilir bizim. Tamam, bu bakış yanıltabilir, doğrudur ama. Şimdi biz tribünde bunu... Ama kamerada bunu böyle bak görüyorum. Şimdi bizim bulunduğumuz... Ama yan kamera olmayınca bunu söyleyemem sana. Şimdi bizim bulunduğumuz yerden offside gibi gelmedi. Sonra Cihangirlilerin tarafına sorduk biz. Yani Cihangirlilerin futbolu iyi bilenler offside dedi. Kendileri offside dedi. Yani onlar daha yakındı şeye. Ama mesaj geldi şu an. Offside değil diyor hocam o pozisyonu. Ben tribünde öyle gördüm. Mesaj yani, gelebilir. Yani başka Cihangir'i oyunculardan bakmam lazım ama. Tamam yani ben bu görüntü de offside görünmez. Ama ya bu görüntü offside değil. Değil, bu görüntü offside evet, değil ama yandan bakmakla arkadan bakmak. Mesela hakemlere neler? Doğru. Son adamı göğsünü alacaksın, takip edeceksin. Öyle çünkü biraz kaçırdığın zaman farklı görün. Anladın yani onun neyse, %100 yani söyleyemeyiz. Görüntüye göre offside değil. Ama bu görüntüye göre tabii. Evet, evet. Ama %100 söylemek doğru değil. Ama çizgilere baksak. Gölgeye baktığından değil. Gölgeye yani, bakalım. Dur Mehmet tam. Yani şimdi. Evet. Bu. Yani gölgeye bak. Vücudun bir kısmı önde olabilir mi diye düşünüyorum. Ayaklar değil kesin yani. Ama vücudun gölgeleri de bak hocam, gölgeler nereden nereye? Tabii ya, gölgeler de yanıldabilir ha. Diğer tabii diğer tarafa bak, gel. Bilmiyorum ya. Yani arkadan çıkar gibi gelir bana görüntüde. Evet, evet. Neyse. Geçelim. Bu görüntü offside değil. Gelir evet, bana ama yanında duran hakemin hakkında çok %100 demek istemem. Bu da gol. Golde itiraz vardı. El var mı yok mu? Var gibi gözüküyor ama bu el kontrol amaçlı mı yoksa yüzüne vurmama amacıyla mı Şenol'un? Bir bakalım hocam. Kimse itiraz etmedi bu pozisyona ya. Ele vuruyor mu Mehmet? Sen daha yakından bakıyorsun orada. Burada doğru, el mi göğüs mü? Ellemez değil. Ellemez. Eller gibi gözüküyor ama değil. Eller gibi gözüküyor ama değil. Çünkü elde çarpsa burada hakem tüyü çalması lazım. Hakem daha yakın. Çünkü top vurup önüne düşer. Yani doğru, çarpsa. Evet, çeker. Ama burada vurur gibi gözüküyor ama çeker. Aynen öyle. Geçelim. Evet. El yok yani. İşin içinde. Yakın kameradan Mehmet de görüyor. Mehmet'e de inanmamız lazım. Burada Ertan'ın sarı kartı. Kendisi de kabul etti zaten, gidiyor. Net. Net bir kart. Evet. Geçelim. İkinci sarı kartı istekleri vardı. Onlar gelecek bize. Şimdi gidelim, devam edelim biz. Burada golü geliyor Cihangir'in, beraberlik golü. Buna itirazı var Yunan Akın'ın. Bakacak ona. Önce evet, golü bitirelim. Ales Türk haplardan sonra gol attı. Gelelim baştan golün şeyine. Faul var mı? Bak şimdi buna iyi dikkat etmemiz gerekir. Yani burada koşu alanını kapattı. Girnal Kevili 23 numaralı oyuncu. Koşu evet, alanını kapattı ve mecburen tostladı derler buna. Yani çarptı. Yani çarptı. Bunda bir kasıt yok. Kasıt o yok. Varsa Girnal Kevili'nin en direkt vuruş, yani rakibinin
koşu alanını kapattığın diye vermemiz gerekiyor. Yani topu geniye şey vermemiz lazım. Yani Ginnalkemi aleyhine vermem gerekiyor. Zaten avantaj verdi hakem sonuçta, evet, öyle bir şey olsa bile. Yani onun hakem bunu düşünmedi, bilmem düşündüyse ama. Olacak olsa bile bir avantaj vermen lazım. Çünkü koşu alanını kapattı yani. Bu faul gibi görünse de öyle değil yani. Faul değil, evet. Faul değil, doğru bir kararla devam etti maç. Ve gol oldu tabii ki. Geçelim. Şimdi Ertan yok. Evet. Buradan hakem inanmadı bu işe. Devam ettirdi. Yeni oyunculara devam etti. Yani Cengiz. Sonra tekrar bunlara geldi. Ertan geliyor burada hocam. Burada eline çarpıyor Ertan'ın ve duracak bu da tamam. Gelsin bu pozisyon gelsin Mehmet. Son pozisyon yani gel. Bak Ertan şimdi oynat, dur. Çünkü atıp gidecek futbolcu ben. İsteyerek bir hamle var mı burada? Öyle görünüyorum ben. Öyle sen, nasılsın öyle görmez miyim? Tamam yani. Yani burada. Biz yavaş hızlı hakem, şekilde oynat. Hakem bunu nasıl gördü? Bu hakemin bir duruşunu göreceğim bakalım. Evet hakeme de bunu vermedi zaten. Devam et. Yapar. Yani elini kasten açar. Bak. Bakar da çünkü topar. Hakem bunu görmedi mi? Nasıl? Gördü çünkü. Hakem gördü. Çaldı ama kart kullanmadı. Yani Ertan elini topa doğru koyduysa koydu. Sarı kart. Evet. Tamam. Yani hakem maçın içinde de en kritik hata budur. Geçelim. Atıp sağından topa alıp gidecek. Bu faul. Tamam. Buna bak. Şimdi bu tepkiye bak. Yani bir takım bizi izlese şey yapsın. Yani maçtan ne gerek var demeyelim. Çünkü şimdi yeni Süper Lig'e çıkan hakemlerin bu gibi tepkilere biraz kulak vermesi lazım. Ya bu daha yavaş tepki. Hüseyin Salıklar'ın tepkisine göre. Tamam yani. Bu melek. Tamam işte, bu gibi tepkilere kulak arkası yaparsan ilerleyen zamanda Süper Lig'de göre yaparken futbolcu sana inanmayacak bir şeylere. Şimdiden kabul ettiren ki Hakan Muhtaroğlu bu tip pozisyonlara müsaade etmiyor veya X veya Y ders olarak anlatırım. Yani bir büyük bir olay değil bu. Burada da itiraz oldu el ama bence el yok burada da. Göğsüyle. Evet. Yani öyle radyolarda konuşulanlar gibi değil. Yok. Yani şimdi bak öyle bir şeye takılıp da maçı oraya taşımak doğru değil. Kaçıncı dakika bilmiyorum bu pozisyon ama bir tek o pozisyon konuşulabilir. Yani diğer golde faul yok. Faul gibi yok. Yok. İptal golü bize göre offside değil. Bize göre offside değil. Yani onun için hakemin niyeti bana göre doğruydu. Çok doğru da düdükler çaldı. Ertan'ın pozisyonu bize göre. Bize göre. İkinci sarı kart. Evet. Ama hakemim sağ içinde pozisyona yakın çarpmam. Çok yakın. Ha, gördüm ama çünkü futbolcu atıp sağdan sola gidecekti. Bir atak geliştirmek istedi. Elini açtı, sekimizi açtı gördük. Bize göre sarı kart. Evet. Evet, Bafil Kürdü Doğan Türk Birliği maçı efendim. Doğan Türk Birliği ilk santral vuruşunu yapacak olan takım Doğan Türk Birliği Kerem Eren'in çalan düdüğüyle 90 dakikalık zorlu mücadele başlıyor değerli futbol severler. Bir atak Azat yaptı ortasını Lavaldası Kent'te son anda emek müthiş bir kademe topa dokunmuş Solomonson'un önünden topu kornere gönderiyor. Hemen kullandı Erdoğan degajını. Joseph girdi aralarına. Joseph kazanır mı topu? Joseph kurtardı. Yaptı vuruşunu kaleci. Boşta kalan top. Vuruş Mehmet savunma. İnanılmaz bir pozisyon. Çok önemli bir pozisyon. Köşe vuruşu kazanıyor bu dakikada. Bafil Kürdü takımı. Önce Joseph sonrasında Mehmet Göktaş. Dakikalar 16'yı gösteriyor. 16. dakikada çok önemli bir pozisyon Tahir. Şimdi Ahmet. Kaleyi düşündüğü yan filelerde kalıyor. Selim kalabalık önü. İbrahim Çıdamlı. Laval çabuk girdi araya. Dönen topla bir kez daha Doğan Türk Birliği takımı var topun arkasında. Şimdi İbrahim Çıdamlı yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıya.
Emek var karşısında Solomon'un. Döndü geriye, destek bekledi. O desteği Berk verdi. Berk yapacak ortasını yaptı. Ahmet Sönmez düşen nokta. Bir vuruş, bakıyorum dışarıya. Çok güzel bir vuruş o noktada. Vuruşu yapan isim Ahmet Atay, topun gelişine iyi yattı. Top üstten az satma dışarıya gitti ilk yurdu adına. Kaldırdı başını. Joseph'i aradı. Joseph istediği gibi vuramadı. Seken top Azat. Çeviriyor çeviriyor Rahim. Yani 45 dakika bizim saatimize göre tamamlandı. Gözüm Kerem Eren'de. Ve şimdi çalan düdükleyi 45 dakikayı bitiriyor Kerem Eren ilk yarı. Golsüz eşitlikle sonuçlandı değerli futbol severler. Çıdamlı'na gelmesiyle kaleciler artık son kontrollerini yapıyor. Çalacak düdüğünü ve ikinci yarı Ünal Belkazan'la başlayacak. Başladı ve artık gözde ikinci yarıda. Çağrı havalandırdı topu. Erdoğan çıktı bir kez daha. Kaçırdı elinde. Ondasına topu sahibi bakıyorum. Penaltı diyor Kerem Eren. Kerem Eren penaltı diyor. Erdoğan'ın yaptığı hareketi. Ahmet Burak. Ahmet Burak geliyor topun üzerine. Ahmet yaptı vuruşunu. Erdoğan boşta kalan top gol. Erdoğan ilk topu çıkarıyor. Sonrasında ikinci top filelere gidiyor. Doğan Türk Birliği deplasmanda 1-0 öne geçen taraf oluyor. Dakikalar 52. 52. dakikada gelen golle Ülkürdü takımı bu dakikada 1-0 mağlup duruma düşüyor. Laval oynadı Solomon'a. Solomon kurtardı topu. Yaptı ortasını. Açılan top Azat vurur mu? Vurdu direkt. Boşta kalan top Solomon savunma. Devam ediyor atak. Aydın. Bir kez daha Azat. Azat açarıyor kendisine. Bulamadı o açıyı Azat. Azat son çizgi yaptı ortasını kaleci. Sercan ilerledi topa. Destek bekledi. Ali'nin önünde boşluk var. Ali'ye doğru. Ali kale karşısında. Mehmet Göktaş. Ali kurtardı. Yaptı vuruşunu Erdoğan. Boşta kalan top İbrahim Çıdamlı. İbrahim direkt. İbrahim Çıdamlı. Çok önemli bir pozisyon. Azat. Bez işaretini Kerem Eren. Azat yerden. Bakıyorum dışarıda. Dediğim anda da çalan son düdükle Kerem Eren karşılaşmayı bitiriyor. 3 puan Doğan Türk Birliği'nin oluyor. Karşılaşmanın skoru Bafül Kürdü 1 Doğan Türk Birliği. Evet ama maça geçmeden önce az önce Mansur Türk Gücü'nün ıslatını gördük. Evet. Doktor Fazıl Küçük ıslatı gördük. Cihangir ıslatını gördük. Güzel Yurt Ünal Belkar ıslatını gördük. Gerçekten güzel ıslatma. Yani sıralama yaparsam ben Cihangir Güzel Yurt Mausa yaparım. Evet. Yani gerçekten bu bakanlara helal olsun. Evet. Yani bu kadar basit. İşi ciddiyetle yapıyor bu arkadaşlar. Evet. Çünkü her sezon dünya para gidiyor bu çimlere. Spor Dairesi Bakanlık bayağı para diyor. Yani aslında bu sahalarda sorun yok gibi görünüyor. Evet. Şimdi maça gelelim. Aslında her iki takım da eksiklerle gitti. Erdinç Börekçi'nin eksikliğini hissetti. Geçtiğimiz hafta dakika 8'de sakatlanarak oyundan çıkmıştı Yenicami maçında ama bu hafta ilk hiç yer almadı tabii ki. Sakatla devam etti. İşte Erdinç'in işte Josefi Solomonson'u dikine taşıdığı topları atan oyuncu eksildi. Ara pasları çok iyi gidiyor Josef. O pasları buldu aslında, birkaç tane buldu ama istediği gibi değildi o pasta. Ve ilk oyunu da ikinci bölgede oynadı. Hep rakip sahada oynamayı kabul etti aslında. Fülkürdü doğru hamleler yaptı. Doğan Türpil'e alışılmış bir Doğan Türpil zaten. Önce kaleci Cem ve ardından da tabii ki defans kurgusunun gerçekten önemli Rahim'le işte Ahmet Sönmez döndürmediler bile doğru dürüst şeyi, Josef'i. Çağrı'yla da Emek'le de iyi toplar kullandılar ama bu kadar mı? Bak belki de kornerlerde dahil olmak üzere İbrahim Çıdamlı'nın, Çağrı'nın, Haydın'ın, Emek'in yaptığı sağdan soldan ortalar bu kadar mı kötü olur? Anlatamam. Bir orta mı doğru dürüst olmaz? Anlatamam ya. Yok böyle bir şey.
Tabii ki önemli bu sağ kanatları kullanan takımların bir orta doğru oldu, o da penaltı oldu işte. İlti burada. Bak Çağrı yaptı. Ama Çağrı da çok kötü ortalar yaptı. Korneler bu kadar mı kötü korneler? Yani böyle orta mı yapılır korner böyle? Ben otururum kaleci olayım ben. Otururum kahve içerim. Elma toplarım. Kahve içerim sonra kalkar topu alırım. Evet. Bak kahvemi de. Şandel vuruyorlar hepsini yani. Ya bu kadar mı kötü ya? Bu kadar iyi futbolcu. Bak ülkemizin elit topçuları hepsinde sayıyorum. İbrahim Çıdamlı, Aydın Aydın, Çağrı, Emek. Yani bu kadar mı kötü ortalar? Selim Saygılar. Bu kadar mı kötü orta yapılır yani? Olamaz. Yani Caner Hoca bana göre haftanın iki günü tamamen bunları bırakmasın. Bunları bırakmayacak. Geceyarısına çalıştır. Ayaklarının altına çirpiyi vura vura. Yok be kardeşim. Yani. Olaya şeyler değil. Ne diyeceğim? Bir pozisyon zaten. Tartışılan da pozisyonu. Penaltı mı değil mi? Bir orta, bir gol. Ama gelsin, şey konuşalım yani şimdi Bafülk yurdu bir hafta önce bir puana gene göstermiştik. Yedek kulübesinin sevincini, teknik patronun sevincini, iki teknik patronunu bayağı da konuşmuştuk yani. Şimdi bu kadar sevinen bir takımın bu maçta sanki o motivasyonu toparlayamamışlar. Sen maçı gördün mü? Gördüm. Tamam. Eksiklerini bana göre biraz mesela daha olsun, rahat başladı. Bafülk yurdu hedef koymuyor demektir bu. Hedef koymayacaksın yeni camiden puan alayım, yeni camiyi yeneyim. Çünkü Doğan Türk Birliği'nin maçını kazansaydı Bafülk yurdu kaç puan olurdu? Tabii ki 21 puan. 21 puan. Daha iddialı bir duruma gelirsin ama kafada yoksa bilmiyorum yani teknik patronlar veya bu tip takımların lidere karşı ilk kez puan kaybı yaşadan takımların diyelim maalesef bir sonraki hatta bir sonraki daha motivasyonlarının yerine gelmediğini dağıldığını görüyoruz. Bu yani, maçta bence yani, onlardan bir tanesi bir edin çoktu Bafülk'ü ama Doğan Türkülü'nde Hasan Kanlı zaten biliyorsun. Uzun süre bir sakatlık var. Artık düşünmeyeceğiz fazla Hasan Kanlı'yı devre arasına kadar. Serhan Öğret yoktu. Bu takımı yenemiyordun sen. Kenan Sonan hasta oldu. Oynamadı. Konuk oyuncuları Lua Lua yoktu. Yani 3-4 oyuncu. Yani Erdinç yoksa, Erdinç Börekçi yoksa bir başka oyuncu olmak zorundadır yedek kulübesinde. Yani nasıl Gönyeli, Sapri yoktu. 2 hafta, 3 hafta bocaladı. Sapri oynadı mı bu hafta bilmiyorum. Oynamadı. Demek ki vardı kadroda ama bir çözüm buldular. Raif bu defa gol attı. Bir çözüm bulmak zorundasın yani. Kalamazsın Erdinç Börekçi'ye bağlı. Evet. Onun için Bafülk yurdu büyük bir maçın sonrasındaki motivasyonu bakmalar lazım. Biraz da şanssızlar. Direktlerinin topları var. Yani şanssızlığı yıkacaksın ama. Yıkacaksın. Yani hedef koyduysan yıkacaksın. Ya da evet. Teknik patronlara baktığımda bence ligin en heyecanlı, en çok fazla kazanmak isteyen iki tane hocası. Onun için bu tip maçlarda bu kadar kolay kaybetmeleri gerekir. Evet, Portakal'ı kazandık bir zaman Kemal Yürekli'den ama bakalım. Evet kesin o penaltı pozisyonu sevgili Kemal. Evet. Burada Çağrı'nın bir tek ortası hep böyle uzun. Bu da güzel bir ortası söyleyeyim sana. Ha? Bu da normal bir senin gibi havaya vurdu bunu. Yani kalecinin daha alabileceği bak bak tamam, bak. Erdoğan bunu yumruklayacak, almaya çalışmayacak. Bitecek ne penaltı evet, evet. Ne bir şey. Yani gel bir daha. Bence çekmese penaltı çekmeseydi gol olmayabilir de pozisyon. Olmayabilir. Direkt yani. oraya çarpıyor. Topu çekiyor, topu alıyor. Hiç gerek yoktu ona bence. Zaten toparlansındı Doğanlı futbolcu. Bence kapalı adı başı. Yani acemi genç kaleci acemi davrandı bence burada. Ya acemi yumruklasa bitirmiş. Daha da rahat. Yani bu topu rahat kaleci alabilirdi. Yani bu top bir daha göz gösterirse alabilirdi yani. Ama acemice bir... Burada hatasını engelledi de ama dönen topu da... Şans. Artık burada biraz şans faktörü onlara yaradı. Aynen öyle. Şans faktörü. Evet bir maç daha gösterelim ve nasıl? Reklama gelin. Gidelim. Gidelim peki. Gel Ramdan'ı. Bir maç daha gösterecektik Mehmet. Bırakmadın bizi Mehmet. Bitirmedik daha Bülent Hocam'la Ritteri Sport'u. Biz yemeye devam edeceğiz efendim. Türk Hoca Gönyeli maçını izleyelim. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gönyeli zorlu Türk Hoca deplasmanında maçın orta hakemi Ali Özer, Burak Bandıralı ve Ömer Doğru yardımcılıklarını yapıyor. Dördüncü hakem Hakan Ünal.
Son haftaların diğer yanında ise flash takımı Türk Ocağı peş peşe zorlu iki batı deplasmanından galibiyetle dönüş içerideki maça büyük önem veriyor Türk Ocağı takımı. Gelişecek olan ev sahibi takım hatağı var. Kalabalık adamla gelme düşüncesi var Türk Ocağı takımında. Kısa paslaşmalar bu bölümde. Yapılan orta öncesinde iki oyuncu yerde. Ali Özer durduruyor oyunu. Yapılan hareketi faul olarak belirliyor ve sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor. Bu dakikada maçın orta hakemi Ali Özer. İtirazlar var Türk Ocağı'nda. Mustafa Avcı'ya da konuşuyor Ali Özer. Sağlık görevlileri sahada gelişen yeni bir atak. Tombara o noktada. Tombara Menteş var karşısında. Tombara yaptı vuruşunu. Kaleci Kemal kalesinde dikkatli topu dışarıya gönderiyor. İlk bölümde Türk Ocağı üstün, gelişen atak. John O'Coli yaptı vuruşunu. Kaleci iki hamlede topun sahibi oluyor. Atlan kalesinde dikkatli bu dakikada gelişen yeni bir atak. Yine O'Coli pozisyonun içinde. O'Coli yapılan sert hareketi noktada. Ali Özer şimdi çalıyor düdüğünü. Yardımcısıyla göz göze geliyor. John O'Coli yapılan hareket. Karpet entisi var kenar yönetimde. John O'Coli yerde. Sarı kartını Turgut Kağan'a gösteriyor. Bu dakikada Ali Özer maçın orta hakemi. Atış Gönyeli takımının. Talat kullanacak bu atışı. Ali Özer Ahmet Coşkun'a geri gelmesi yönünde itirazları var. Ahmet Coşkun o noktada uyarıyor Ali Özer Ahmet Coşkun'u. Ahmet Coşkun da şimdi yerine geçiyor. İlginç anlar, ilginç görüntüler. 20 Temmuz Metadan Hırsan'da Talat topun başında. Serbest vuruşu kullanacak olan isim Talat. Ali Özer kullan dedi Talat atışını. Talat kullanıyor atışı direkt kaleye. Farklı şekilde top dışarıya gidiyor. Dakikalar 37, gol yok. Gelişecek olan Türk Ocağı atağı. İleri atılan uzun bir top. Akande bıraktı geriye. Tombara. Tombara ceza alanı içerisinde. Yaptığı vuruşun ancak bayrak havada. Pozisyon offside gerekçesiyle değer kazanmıyor 20 Temmuz Metadan Hırsadı'nda. Gelişecek olan bir başka atak Ahmet Coşkun. Foley var karşısında. Ahmet Coşkun aldı rakibini karşısına. Charles Foley, Ahmet Coşkun mücadelesi. Foley ayakta kalıyor. Ancak Ali Özer yapılan hareketi bu dakikada durdurdu oyunu. Karşılaşmanın tamamlandığı yönde ilk devre gol eşitliğiyle tamamlanıyor. İkinci yarıya Türk Hoca'nın vuruşuyla başlanıyor. 20 Temmuz Metadan Hırsan'da ilk yarıda gol yok. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. Gelişecek olan Gönyeli atağı. Çok klas hareketler o noktada. İleri atılan top. O'Coli pası da güzel. Ceza alan içerisi. Yapılan vuruş çok güzel ve top filelere gidiyor. 1-0 öne geçiyor Gönyeli takımı. İkinci yarıya golle başlıyor. John O'Coli'nin goldeki katkısı oldukça büyük. Ve Gönyeli takımı deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İzliyoruz golü. Güzel bir gol. Kaleci Atman'ın çabası yetersiz, top filelere gidiyor. 1-0 önde oynayan taraf. Gönyeli takımı Türk Hoca eşitlik gol alıyor. Ceza alanı diren top Akande yaptı vuruşunu. Savunma tehlike ulaşıyor bu dakikada. Peş peşe ataklar. Eşitlik gol alıyor Türk Hoca takımı. Ahmet Coşkun. Ahmet Coşkun açar örgünüze pasını verdiği Tombara. Tom yaptı ortasını. Ahmet Coşkun müsait pozisyon. Talat tehlike ulaşıran isim oluyor. Eşitlik gol alıyor Türk Ocağı. Gönyeli takım ikinci gol için gelecek. Charles Foley indirdiği bir vuruş. Kaleci kalesine dikkatli anlamı bu dakikada. Gelişen bir başka atak. Foley cezalan ortağı indirilen top. John O'Coli vurur gibi yaptı. Vurmadı. Çekti topu. Yaptı vuruşunu. Çok güzel bir gol. Midye baktım ancak top dışarıya gidiyor. Etkili atak. Gönyeli takımında kazanılan serbest vuruş. Ahmet Can yaptı vuruşunu. Kaleci Kemal topu dışarıya gönderiyor. Türk Ocağı eşitlik golü arıyor. Yapılan orta direkt. Sonrasında bir kafa vuruşu daha. Savunma tehlike uzaklaşmaya çalışıyor. Çıktı Kemal. Yaptı tek yumruğunu o noktada. Kazanılan top. Devam ediyor atak bu bölümde. Ahmet oyunun içinde olan isim. Uzaklaştıramıyor topu. Şimdi İbrahim. İbrahim topu alan isim. Bıraktı topunu. Karşı atak. Gönyeli takımı çabuk çıkmak istiyor bu dakikalarda. Kalabalık adamla geliyorlar. İleri atılan top. John O'Coli topla buluşan isim. O'Coli. O'Coli Mustafa var karşısında. O'Coli seri çalımlar bu dakikada. O'Coli topuk pası da güzel. Ceza alan içerisi. Kaleci Adnan penaltı diyor Ali Özer. Kaleci Adnan Ali Özer pozisyona yakın. Yapılan hareketi penaltı olarak değerlendiriyor. Topun başında John O'Coli. Farkı ikiye çıkarma şansı Gönyeli takımda. O'Coli geliyor topun üzerine yaptığı vuruşa farkı ikiye çıkarıyor. Gönyeli ikinci yarıya hızlı başladı. Gelen gol ikinci golle penaltıdan geliyor O'Coli ile ve fark ikiye çıkıyor. İzliyoruz golü. John O'Coli topun başında. Topu ve Atman'ı ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkarıyor. 2-0 öne geçiyor Gönyeli takımı. 20 Temmuz Metadan Hırsadı'nda.
Taç atışını Göngeli takımı kullanıyor. Atak yönü sağ kanat. Üçüncü gol için geliyor Göngeli. Fikret de bu dakikada oyunda. Fikret alıyor pasını. John O'Coley vuracak gibi yapıyor. Vurmadı. Çekti topu. Yaptı vuruşun. Fark 3'e çıkıyor. Peş peşe goller O'Coley'den 20 Temmuz Met Adanır'da. Fark 3'e çıkıyor. 3-0. Öne geçen taraf Göngeli. İzliyoruz. Fikret'le başlayan atak. O'Coley çekti. Yaptı vuruşunu. Farkı da 3'e çıkarıyor. 3-0. Net bir skor 20 Temmuz Met Adanır stadında. Göngeli'nin yabancılarının gol sevinci ekranlara geliyor. John O'Coley 2 gol. Günün başarılısı O'Coley 20 Temmuz Met Adanır stadında takımının 3. golünü kaydeden isim oluyor. Kötü gidişe dur demek istiyor Göngeli. Türk Ocağı takımının iyi bir serisi vardı bu maça kadar. Gelişen bir atak. Kaleci Kemal yatıyor ve topun sahibi oluyor. Artık maçta son anlar. 3 puana çok yakın dediğim anda Göngeli çalan son düdükle 3 puanın sahibi oluyor. Gol sonrası, maç sonrası Göngeli taraftarıyla buluşacak olan Göngeli futbolcuları kötü gidişe 20 Temmuz Met Adanır stadında dur diyor 3-0'lık skorla Göngeli takımı. Evet, 3 hafta aradan sonra yeniden kazanma başarısı gözetleri. Tabii oyun dizilişini bilmediğim için Raif'in herhalde önde oynadığı. Bu kez arka platformda O'Coley mi oynadı bilemiyorum ama. Raif'i çok iyi gördüm. Evet. Şimdi Raif çok iyi işler yaptı. Çok iyi de parattı rakibi. Sakladı ama yedekler arasında vardı. Ama forma şimdi yani Türk Hoca bir seri yakalamıştı. Kazansaydı 19 yapacaktı. Yukarısıyla puan farkını alçaya indirecekti. Evet. Önemli bir maçtı bence Türk Hoca adına. Geçen hafta farklı bir galibiyet, 5-0'lık galibiyet. Bu hafta 3-0'lık bir mağlubiyet. Tabii ki bunun arasında neler oldu bilmiyorum ama çok büyük bir düşüş oldu bu hafta Türk Hoca açısından. Kötü bir futbol oynadıklarını belirtti kendisi de Sayın Topaloğlu'dan. Ama Göngeli dediğin gibi kötü gidişe dur dedi ve kazandı. Taraftarın da yanına çekmeye başladı. Yani Göngeli yeniden Süper Lig'e döndü. Bence bu sene burada bir zorluk yaşamaz. Deneyimlidir, tecrübelidir, taraftarı tecrübelidir. Tabii Göngeli tipik aslında kalabalık bir defans kurulusu. Hep öyle oynardı zaten. Hep öyle oynar. Bilmiyorum bu maçtan sonra da ama genelde öyle. Burada da öyle. O'Coley'i kaçırırdı, Sapri kaçırırdı, Raif kaçırırdı. Evet. O'Coley gol atardı. Aynen öyle. Ha, burada da öyle oynadı. Eminim. İlk golde bulursa Göngeli kaybetmez gibi düşünürüm ben gördüğüm maçlarda ama. İyi bir kalecisi var Göngeli'nin. Çok iyi bir genç kalecisi var Kemal. Bence o kalabalık savunmayı aşamadı şey. Yani doğru hamleyi yapılamadı. Ocak diye düşünüyorum. Bulsa Ocak kazanır belki ama bilmiyorum. Yani gözetlerde gördüğüm kadarından bence Göngeli iyi oynadı. Raif bilhassa yani çok Ocak oynadı. Ocak'ta zaten uzun toplarla gidemiyor şey ama o kalabalık ortalarını kullanmadı onlar da. O kalabalık savunmada başka bir taktik denemiş olabilir Hasan Hocam. Yani o 5-0'lık galibiyetlerin sonrasında neden böyle bir düşüş olur? Onu tabii ki teknik patronlar daha iyi bilir, daha iyi değerlendirecek takımlara ama. Takımlara göre de şimdi geçtiğimiz hafta başkaydı, bu hafta başka. Dün attı, geçen hafta iyi bir takımdı. 5 tane gol atıyorsun deplasmanda, dönüyorsun. 3 gol yiyorsun. Bence şimdi Göngeli devre arasında sahasından kavuşuyor. Görüntüler evet, o fotoğraf var. Gelsin. Bence sahasına döndüğü zaman Göngeli daha da seyircisi. Fotoğrafımız var Göngeli ile ilgili bu akşam. Evet. Evet, yani yavaş yavaş çim. Yeniden çim saha. Evet, yeniden. Yeniden çim saha. Sentetik çimden yeniden çim sahaya. Evet, kavuşacak. Bakalım devre ikinci yarı çim sahada oynanacak. Yani spor dairesi hızla çalışıyor. Göngeli de tabii ki merakla bu sahaya dönmeyi bekliyor. İyi bir noktada Göngeli. Düşün ki bu sahada oynamaya başladığı zaman taraftarı da artık iç içe daha iyi noktalara Göngeli gelebilir. Evet. Gelsin pozisyon var mı pozisyon fazla da görelim bakalım. Ofsayt değil mi itirazlar var burada. Orta bir görelim gözüküyor mu bu pozisyon? Faul biliyorum Mehmet ceza alanı içerisinde ama bak. Orada yardımcı yardım etti herhalde Ali Hoca'ya burada. Ali Hoca'nın yüzü bize bakıyor. Evet, evet. Yardımcı yardım etti ve... Güzel, güzel bir güzel. Yardım. Evet. Güzel, geçelim. Bir offside pozisyonu var Ocağın, bundan sonra yanılmıyorsam. Bakalım bunu. Bu... Bastı mı? Oynattı burada avantaj. Bastı. Bastı mı? Ayakkabısına basar gibi görürüm. Ben bir daha bakalım. Basar. Yani bu
Hakemin gene bakmadığı bir noktada. Gel bir daha. Ama yardımcı gördü mü? Düdük çaldı. Bakalım bak. Şimdi geldi. Ali Özer tam döndüğü zaman oldu. Ama devam et. Düdüğü çalar galiba hakem. Evet. Yine dört bakar sol tarafa. Bence burada iyi bir yardımlaşma var. Yine Turgut bu pozisyonu kaçırmadılar. Tecrübeli oyuncu Turgut. Evet. 21 numara yanılmıyorsam. Bak, sarı kartı evet, gösteriyor. Tamam. Yani, Yan olarak gördüğünüzde yardımlaşma mı oldu bilmiyorum ama güzel bir şey görüntü bu da hakemler adına diye. Turgut da kendi kabul ediyor. Zaten daha önce darbe aldı. Burada gelip direkt basıyor. Bunun için istiyor futbolcu bu bak. Yani bu hareketi yapma isteği nerede mi yanıyor futbolcuda? Mesela Turgut bunu nerede mi yandı? Sonra da kabul ediyor yaptım diyor yani. Özür diliyor. Ne olsa bak hakemin elini sıkıyor. Evet fokal ediyorlar. Geçelim mi? Hayır herkes ekmek parasına uğraşır. Kırılsa ya bilmem ne olsa evet, ya falan. O anlamda. Turgut iyi bir insan yani. Tabii sağ içerisinde yine müsaade etmiyor bak çekmeye müsaade etmiyor. Burada da bak Ahmet Coşkun o vurur o vurdu. Şimdi vazgeçti. İlla yeri bunu beğenmedin. Yaşadık. İlla beğenmedin. Bak oynansın ya. Yaşadık. Niye beğenmedin yani? Almadılar o pozisyonu. Mansur Türkgücü maçında da. Yasin geldi. Karşısında Kenet. Elinde tutuyor topu. Kenet'e diyor git. Hayır. Hakem de orada da hata yaptı. Hakem önce girecek devreye orada. Girecek ama kanun ne diyor hocam? Sen daha iyi. Topu yere koyacak sonra. 9-15 açılacak. 9-15 açılacak. Evet. Sen diye elinde tutan topu olmaz. Gitmez futbolcu. Yani Yasin Kurt orada atalım. Topu burada görelim. Da gelsin Mehmet o pozisyon. Elinde tutan topu. Dur bakayım. Elinde tutan. Bu. O ona atar, ona atar. Talat nedir yaptın ya? Boy işte önüne bir daha attı gene. Hakem devreye girmese bir daha vuracak Ahmet Çocuk. En sonunda hakem devreye girdi. Hayır Turgut niçin atar önüne? O da yanlış. Önüne koysa. Onu önüne koyacaksın. Tahriktir hocam. Tahrik eder futbolcu. Aynen öyle. Ahmet Çocuk'a vuruyor. Bak. Ha. Bir de sonra hakeme diyor ne var? Ha, sen vurdu topa deri sarı kart ver kendine. Tahrik ediyor. Atan topu üstüne. Bak. Hop. Dedim ya neşemiz bol olsun. Tatlayalım tatlı olacağım. Geçelim. Bir offside pozisyonu. Onun offside mi diyeyim onu merak ediyorum ben. Aradan. Mat 0-0 giderken ha şimdi bu pozisyonlarda galiba. Buraya bayrak al gelsin. Ama buradan önce faul var mı? Burada sanki de bir faul var hocam. Var. Pek offside'i göremeyiz tabii ki. Göremeyiz, imkansız. Ama sanki. Ama sanki ne olmaz. Orada topun çıkışını adamı görmeyi. Ama o... Peki diyelim ki offside'dir. Offside değil. Yani hakem avantaja oynattı bunu. Hocam. Peki hakem bayrağı kaldırdığında offside'dir. Faulü dönüp vermez mi? Yok. Vermez. Anladım. Onu da öğreneyim diye söyledim. Burada bir faul var gibi sanki de hocam ama. Zaten hakem avantaj görmedi. Hakem faul görmedi zaten orada. Avantaj, mantaj. Elini görmedim hakemimden. Elini görmedik hakemin. Avantaj yok yani. Hakeme göre bak, faul yok. Yardımcı faul bayrağı kaldırıyor. Yani biz offside'ı göremeyiz. Offside kararı gelmeden olur o iş dönebilirdi geri ama avantaj verdi çünkü hakem diyelim. Offside. Tekrar geri dönüp baştan falan. Yani offside. Avantajı verdi, oynattı. Evet. Geçelim o zaman çünkü bizden gözükmüyor offside. Ne var burada? Ters tarafa verdi. Yani ters tarafa maçı bitirdi. İlk devreyi bitirdi hocam. Evet. Faul beklerken ilk devreyi bitirdi. Normal. Evet. Faul yani, beklerdi. Fauldür pozisyon. Tam da ilk bitti zaman da tamam ya bittiyse bitti. Faul söyleyeyim yani. Bitirmese fauldü yani. Ha. Omuzdan çekti indirdi. Evet geçelim. Ama bitti. Oyun bitti. Hakeme göre bitti. Evet. Arayıp bak. Güzel bir gol var. Çok güzel bir gol hocam. Evet. Bir daha vur bakalım. Kalecinin üzerinden mi gidecek o? Üzerinden. Kaleci güçlüyor kalesinden. Bak. Yok ya üzerinden gelir ama. Ya, öyle yapmayacaksın. Güçülmeyeceksin işte. Güçülmeyeceksin. Ha? Güçülmeyeceksin işte. Ha, güçülmeyeceksin burada. Vay ya.
küçülüyor. Ters tarafa. Yani yukarı büyüse başka bir şey. Evet. Yani tam üzerinden geliyor. Bu aşağı inince. Göster yani... beni Mehmet. Beni göster Mehmet. Bülent Yavuz gibi göstereceğim hareketleri artık. Yani böyle yaptı galeci. Böyle gitti. Böyle büyüse yukarı yemez, büyüse. Yemez. Ya kontrol eder. Top yani, yemez ya. Mesela Bülent Hocam şey demişti. Bir programda vara yaradan Allah kurban olsun dedi. Var. Ama Türkiye'de yaşadığını unuttu. Evet. Bir de var bitti gitti. Var, var artık hatalı bir pozisyon görmeyecek dedi böyle. Var mı var değil ama Türkiye'deki hakemler varı var sallamıyor, sallamıyor, varı takmıyor. Evet, evet. Gitmiyorlar bile baksınlar. Türkiye'de yaşadığını unut Bülent Yavuz. Evet. Ali Sözkan ya hakemliği bırakıyormuş. Evet böyle yapacağını kaleci böyle yapsa gol olmayacak. Kesinlikle. Nasıl hocam? Arkaya evet. Evet kakaymaya da gösterebilirler sanki. Var mı başka pozisyon? Var var gelsin. Var var. Şanssız bir an. Top direğe vurur. Direğe vurur. Karambol gidiyor burada. Ha, karambol, karambol. Sekip rahip kafayı vuruyor orada da. Faul yok. Burada bir ayak kafa ama. Yok tamam. Gel. Hayır zaten Gil'in halk evli. Oyuncu alıp topu gidiyor. Evet. Gönyeli. Evet. Ha Gönyeli. Kırmızı görünce doğaldır. Tamam. Bak Raif gene burada işi yaptı gene. Evet. Ayağından düşürüyor. Yani direkt adama gidiyor yani. Şeye bakarım. Bak. 12 numaralı Gönyeli'nin oyuncusu. Nasıl dönecek İbrahim, bu adam? İbrahim Öksüoğlu var bizim Mehmet'in. Bak evet. Hakemden önce gösteriyor kararı. Evet. Çok net bir penaltı. Genç oyuncu biliyorsun. Bence Hasan Hoca burada doğru karar verdi. Yani bu kaleci oynatmak. Tamam beğenmiyor. Güzel de yani bilecek yani. Oyuncunun arkası dönük kaleye gol atma şansı yoktu. Tabii İrfan'ı da küstürmemek gerekiyor. İrfan. Başka pozisyon varsa gel Mehmet. Evet başka var mı Mehmet pozisyon? Son. Evet. Evet Çetingay Gençler Birliği karşılaşmasını bir izleyelim. Bir pozisyon daha var. Bunlar bir pozisyon daha gol var. Yani. Aa üçüncü gol. O kolenin güzel golü. Evet evet. Kesiyor. Bu defans kurgusunun hatırısı evet. Var yani defans. Ama bu gol de güzel bir gol yani. Güzel. Evet Çetingay Gençler Birliği maçı. Serkan Durmaz saatini kontrol ediyor. Çalacak ilk düdükle karşılaşmaya Gençler Birliği başlıyor. Orta alanda top kaybı Gençler Birliği atağı Cenker. İleriye doğru gol pozisyonu. Kaleci çıktı kalesinden Tunç uzaklaştırıyor. İbrahim Köse'nin ortası ceza sahasında atak devam ediyor. Top dışarıya gitti. Hatalı pas. Tunç çıkarken top kaybı. Tunç aldı. İkinci pozisyonda yerde kaldı faul. Bir önceki pozisyonu verdi. Avantajı kaybedince 3 kişi var. Gençler Birliği barajında. Topun arkasında Ömer. Ömer geldi. Direkt kaleye sert şut. Kaleci Ali kurtarıyor. Hakan ceza sahasında. Hakan şut pozisyonu. Yerden kaleci Ali. Ve hiç vurdu Ali tuttu. Çetinkaya da köşe vuruşunu Mete kullanıyor. Mete yaptı ortasını. Faye yerde bir faul beklentisi ceza alanında bir penaltı isteği var. Hakan Sermaye yardımcı hakeme doğru baktı. Faye. Ömer söktü aldı topu sağ tarafa. Hakan'ın orta şansı ceza alanına doğru. Hugo! Gol! Hugo bu sefer affetmedi. Hakan'ın ortası kalabalık savunma arasında Hugo yükseldi. Hugo kafayı vurdu ama Ali'nin de müdahalesi var yeterli gelmedi. Golü bulan Çetinkaya oldu. Dakikalarımız da 27'yi gösteriyor. Hakan'ın orta şansı ceza alanına doğru. Hugo! Gol! Hugo bu sefer affetmedi. Hakan'ın ortası kalabalık savunma arasında Hugo yükseldi. Hugo kafayı vurdu ama Ali'nin de müdahalesi var yeterli gelmedi. Golü bulan Çetinkaya oldu. Dakikalarımız da 27'yi gösteriyor. Hugo'nun golüyle sarı kırmızılar 1-0 öne geçiyor. Güzel bir orta. Çok güzel, güzel orta. Güzel ortanın da hakkını verdi. İşte gol Hugo. Pozisyonu bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Hakan ortayı yapan isim. Çok güzel bir orta. Ceza sahasına doğru gelen top. Hugo geriden geldi. Çok iyi yükseldi. Kafayı vurdu ama Ali'nin çabası yetersiz. Hugo'yla 1-0 öne geçiyor Çetinkaya. Hakan
önünü aldı. Hakan ceza sahasında Mustafa hareket, bakıyorum. Devam kararı, oynayın diyor Serkan Durmaz. Bir penaltı beklentisi. Çetin Kayalı futbolcularda dakika 30. Atalı bir pas, Hakan. Hakan önemli pozisyon, bir şut, top filelerde. Atalı bir pas, Hakan. Hakan önemli pozisyon, bir şut, top filelerde. Hakan Karacaoğlu çok iyi değerlendirdi o boşluğu. Kaleyi karşısına almıştı. Sert ve düzgün vurdu Hakan ve topu filelere gönderdi. 2-0 oldu skor. Hakan büyük bir hata. Gol bir asist bugün. Bir gol, evet. Bir asist Hakan. Ama Mustafa'nın da hatası büyük. Serkan'dan bir orta kale sahasına doğru ama top doğrudan dışarıya gidiyor ve İlk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk yarıda 2 gol. İkisi de Çetin Kaya'dan. Ugo ve Hakan imzalı 2 gol. Çetin Kaya ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlıyor. Ve ikinci 45 dakikaya Çetin Kaya başlayacak. Evet, çalan düdük. İkinci 45 dakika başladı. İbrahim Köse, güzel bir çalım, sağ kanat, Cenk'er kaldırdı başını, yaptı ortasını Cenk. Şimdi Gençler Birliği farkı 1'e indirmek istiyor, bir duran top ve çoğalıyor Gençler Birliği. Çetin Kaya ceza alanına doğru geldiler, Sinan da savunmadan geldi. Ceza alanında Hasan Sarıoğlu var, yapılan orta. Gol pozisyonu Cenk. Son anda yine direkt dibinde kritik müdahaleyi kaleci Cenk yapıyor. Defansın arkasına uzun bir top. Ugo hareketli. Kadir Erol çeldi topu. Faye geldi, topu aldı. Faye kaleciyle karşı karşıya. Faye dışarıya atıyor. Çetin Kaya da oyunu yavaşlatıyor. 2-0'ın avantajıyla oynuyor. Sağ kanattan Ümitcan. Ümitcan ortası, bir vuruş ve gol. Çetin Kaya da oyunu yavaşlatıyor. 2-0'ın avantajıyla oynuyor. Sağ kanattan Ümitcan. Ümitcan ortası, bir vuruş ve gol. Faye Baptiste çok zor bir pozisyonda mükemmel bir gol atıyor. Ümitcan'ın ortası, ön kale direğine doğru hareket eden Faye Baptiste ayağını koyuyor. Çok sert bir plase yapıyor ve skoru 3-0'a getirdi. Zor bir açıdan, zor bir vuruş ama golün adı Faye Baptiste oluyor. İbrahim Köse, Serkan arkasına attı topu. Serkan Önet'ten sıyrıldı, yerde kaldı, faul. Serkan Önet faul yaptı. Bir de sarı kart. İşte pozisyon bu. Serkan faul yaptı. Sonra kartı gördü. Hasan düştü kalktı. Oyun devam ediyor. Doğukan aldı. Doğukan sol tarafa bıraktı. Dördüncü gol mü geliyor? Ömer vurdu. Kaleci Ali. Ömer vurdu. Dördüncü gole çok yaklaşmıştı ama kaleci Ali kurtardı. Ardından da çalan son düdük. Atatürk Stadı'nda kazanan Çetin Kaya oluyor. 3-0'lık skorla 3 puan alan Çetin Kaya oluyor. Çetin Kaya 3, Gençler Birliği 0. Evet, Çetin Kaya ilk defa 2'de 2 yaptı tabii ki. Onu belirtelim ama geçtiğimiz hafta Gönyeli karşısında yaptığı oyun kurgusundaki oyuncularla yaptığı değişiklik tuttu gibi gözüküyor. Şimdi hep Gönyeli'de ve Gençler Birliği karşısında tuttu gibi gözüküyor. Çünkü genç oyuncu Abbas'ın yerine, Abbas'ın sakatlığı vardı. Genç oyuncu Batuhan'ı Serkan Önet'in yanına yerleştirdi. Bu hafta da yer vermedi tabii Abbas'a ama Batuhan geçtiğimiz hafta çok iyiydi. Bu hafta da gerçekten iyiydi. Arkasından Tunç Özgürgün'ü sağ kanada sakatlığı da geçti artık. Yerine geldi. Yerine geldi. Çağdaş'ı
ısrarla birini sol açık oynadıyordu. Sol bek'e geldi. İki haftadır sol bek oynadıyor. Doğruya geldi yavaş. Doğru bir kurgu var şu an. Herkes kendi yerinden belli ya. Yani. Çağdaş'ın yeri belli. Aynen. Özgür Mete'yle belli. Mete'yle başarı Ali Lamini. Yedek başladı. Bana göre Mete'yi de erken alıyor oyundan. 16'da çiziyor. Hep aynı yapıyor onu. Aynı. Aynı değişiklikler de aynı yapıyor. Onun için biraz daha şey diyecek ama dediğim gibi Gençler Birliği arayış içerisinde. Daha Salih Hoca iki hafta doğru düz takım başı. Devre arasında demiş ama. Devre arasını bekleyecek. Onu şu an için fazla eleştirmeye de gerek yok. Dediğim gibi elindeki hamur bu. 12 kişi, 11 kişi, neyse 13 kişi. Ekmek yapacak kadar hamuru yok herhalde bu şu anda. Aynen öyle, devre arası aynen öyle ama pozisyonu da buldu. Onu altını çizeyim. Pozisyonu da buldu. Cenk başarılı yukarıda. Yani bekleyip görecek bundan sonra süreçte neler yaşayacaklar hep birlikte. Sabretmek gerekir yani. Aynen öyle. Bakalım pozisyonu. Yeni başkan, yeni heyecan, yeni teknik adam. Bakalım iskeleye yararlı ne kadar olacak? Ne kadar yararlı olacak? Aslında geçtiğimiz sezon bu ekonomik sıkıntının devam ettiği sürede dediler biz bu takım bırakalım birinci lige düşsün. Onu kabullenseler diye. Peki de bunlar olmayacaktı. Yeniden toparlanıp, yeniden yapılanıp. Daha iyi bir bütçe. Şimdiki yani. Harcanan, Süper Lig'de harcanan bütçenin yarısı harcanacaktı. Bak. Yarısıyla daha değerli toplu. Bu takım havada garada çıkar Süper Lig'e. Peki de Namor'u çıkardı. Daha dinç, daha direkli. Yani bir baktım taraftar yeni başkanla gelmiş. Yani bir elin parmağını geçmedi taraftar. Yani önce iskelede taraftar sorununu yaşıyor, büyük yaşıyor. Yani kaymaklı resim attılar. İskelede zamanında bir futbol hakemliği yaptığımız zamanlarda hatırlıyorum tribünlerde yer yoktu yani. Tellerin önünde yer yoktu yani. O kadar ilgi vardı. Nereye gitti bu taraftar anlamak mümkün değil. Aynen öyle. Yani gerçekten kötü. Bir elin parmakları geçmezdi iskeleden gelen kişi. Yani 3-4 tane lekoşalı. Sen yerinde de bunun 2 katı anca olur. Sonradan yani lekoşaya yerleşenler nakalları vardı. O kadar. Onlar geldi. Onlar geldi. 3-5 kişi. Yani gelsin Mehmet pozisyonlar. Burada görüyoruz Tuncu. Faul. Bu pozisyonu İsterim saklayasın bana soracağım, sonra söyleyeceğim penaltıdan sonra bir şey olursa bak geldik. Bak, sen buna bir bak bakayım topa var mı o ayağı mı var. Bunu bir baştan görelim. Tamam. Başka yere gideceğim öyle. İçin konuşurum şimdi bunu. Anladım penaltı pozisyonu için. Orada benzerlik var mı diye bakacağım. Şimdi geldik. Topun üzerinden adama mı topa mı? Demin sen bir şey söyledin. Evet. Bak gel. Dur Mehmet burada ayağı hocam direkt evet. Bak. Burada ayak. Topun üzerinden ayağı. Top ayağı hiç yok. Yani topun üzerinde ayağı ise ayağı. Yani topun üzerinde süsçe de ayağı vuruyor yani. Fauldür bu tamamdır. Doğrudur yani. He. Tamam. Yani ayağı temas vurmak burada. İsterken üzerinden ayağı vuruyor. Topa, evet. Yani önce ayağı temas verdi. Evet, topa yok. Tamam. Evet. Doğru. He. Devam et Mehmet. Topla karışık desek olur. Topla karışık. Yok. Ayak. Top. Çünkü top iki ayağın arasındadır. Top. Ayağı vuruyor yani sonuçta fauldür. Mesela aynı düşünce. Tamam hocam. Top iki ayak arasındadır. Tuncun iki ayağı arasındadır. Gelen oyuncu şey vurur. Direkt ayağı vurur. Tuncun ayağı vurur topa. VAR'a gidemeyik bakalım VAR'da. VAR yok. Bülent Yavuz olsa gidecek. VAR'a gidecek. Şimdi bu... Burada bir istek var. Penaltı isteği var. Ama bu düşmeye tel değil önce. Penaltı bak ya var bir şey. Çok kolay bırakıyor. Yani. Bir temas var bak geliyor. O biraz çekti aslında formadan ama o kadar yeterli gelmedi bana. Çok... Hakem görüyor mu bunu acaba? Hocam bana göre bir şey yok. Çekiyor abi ama. Yani versene kızma hakem söyleyeyim sana. Çünkü çekiyor. Ama her ceza alanı için her kornerde bunlardan çok olur hocam. Başlayacak oyun, bu... bak, oyun oynanmadı mı? Bak vurmadan mı oldu acaba göreyim? Çekiyor hocam. Kelini çekiyorum yok bir elimden. Kelini çekiyorum. Hocam bu tür pozisyonlar çok var diyorum ben. Daha önce FIFA. Sana göstereceğim. FIFA daha önce bunlara... şey gördü ve en sonunda hakemlere bunlara müsaade etmemesi için uyarı yaptı. Peki. Çekiyor. Oturur bak. Yok düşmez yani. Yalan oturur dizlerinin üstüne. Ben bunu yavaş gördüm. Yeterli değil dedim ama yeterli. Ama yardımcı yardım etmesi lazım. Görmeden. Çok kötü bir yardımcı vardı onu da söyleyeyim. Görmeden. Şimdi onu söyleyeyim. Çok kötü bir yardımcı var. Recep Yamuk kötü bir yardımcıydı ben hocam. Ben söylüyorum zaten. Yardımcılarla hiç konuşamıyoruz. Yardımcı çünkü hakim kamerası yok diye. O pozisyon gelsin Mehmet. Ali Hoca da diğer taraftaydı. Çünkü görmezdi bu pozisyonu. Göremezdi. Serkan da görmedi pozisyonu. O pozisyon gelsin. Bak Ali Hoca nerede hocam? Serkan. Serkan Durmaz nerede? Oraya imkansız görsün onu.
Hocam, yani. Yardımcı hakem de göremez ya. Ne görmez ki ama o göremez. Kim görecek? Ben mi göreceğim? Görecekler işte. Görecekler işte. Bakalım. Şeyin gole gelsin. Gol çok güzeldi. Golü gösterdiği bir daha göstersin. Golü gösterdiği bir daha göstersin. Bir daha göstersin. Burada. Çok güzel bir ortaya bırakalım. Çok güzel yükseliyor. Evet. Evet. Bu gol da çok güzel yükseliyor o zaman. Gördün mü nasıl yükseliyor? Şimdi bakalım. Bu topu alır evet. Sence? Bir daha gelsin. Bir daha görelim, incelelim. Daha yavaş. Bir daha. Yani adama var. Adama var ama. Topla karışık. Önce adamı indir abi. Topla karışık. Bak. Top ne? Top geldi mi bu tarafa? Top aşağı doğru gitti. Yani olsa bak. Bu hakemler de gördü. Gösterelim bak. Gel bakalım hakemin tarafa. Devam hakemin tarafa gelecek bakalım görüntüye. Gel 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 gel. Hakem nerede? Bu hakem bizden daha iyi görmez. Benim görüşüm penaltı. Yani hakem nasıl gördü bilmiyorum. Yok ben de penaltı. Okey sen de penaltı. Ha. Geçelim. Geçelim. Neticede 3-0 kazanan bir şey var. Bu gol güzel gol. Bu da güzel gol. Hakan'ın golü. Müthiş golü. Haftanın gollerine gol kendini yani. Evet şu an çok güzel 300'lü oldu. Talip. Bir tane. Bir ricada. Çok iyi çok güzel. Ya. Bakarak ne derler buna? Dış fetto derler. Ne derler buna? Bilmem. Vuruş yani. Evet. Tekniği. Bu da son gol. Adam aldı gider peşinde 3 kişi hiçbir şey yapmazlar. Hiçbir şey yapmazlar. Salih Hoca'nın söyledikleri de budur. Yani bizim takım olmada sorunumuz var dedi. Haklıdır. Hoca sığır hocalar ve sabretsinler. Allah sabırlar versin. Geçelim hocam. Başka gol yok. Evet. Üçüncü gol değil mi? Evet. Teşekkürler Mehmet. Var mı? Ne vardı Mehmet? Ha, faul mü değil mi? Bana ne diyeyim? Bunda bir şey yok. Geçmiyor. Bence de bu da faul değil. Karttan cama gitti. Ben olayım. Faul değil mi? Omur, çok hafif bak çok hafif omuz şarjı bile yok. Geldi kendi. Kendi düştü. Evet, hiç yok. Evet. Kendi düşen. Bu sarı kartı geri alsınlar önce alabilirlerse. Alabilirler mi? Mert Alsay'la Geçirova Esentire maçına gidelim hocam. 10. hafta karşılaşmasında Merit Alsancak Eşilova sahasında Esentepe'yi konuk ediyor. Mehmet Sezener, Emre Çevikdal ve Yusuf Bakar hakem üstüne atıyor karşılaşmayı. Son 2 haftanın flash takımı Merit Alsancak Eşilova ligin sıkıntılı takımı Esentepe karşısında galibiyet hedefliyor. Kendi alanına çıkma düşüncesi var ev sahibi takımda. Kısa paslaşmalar, ileri atılan uzun bir top Esentepe savunmasında ters bir vuruş geriye doğru. Mustafa Yaşın ses yaptığı vuruş kaleci iki hamlede topun sahibi oluyor. Önemli bir andı. Yeşilova adına Mustafa Yaşın sesle kazanılan serbest vuruş etkili bir orta. Kafa vuruşu savunma direkt dibinde tehlike uzaklaştırıyor. İlk bölümde atak var ev sahibi takımda. Mustafa Yaşın ses yeni bir orta. Yapılan orta savunma sonrasında değer kazanmıyor pozisyon. Sol kanattan gelişen Esentepe atağı var. Ceza alanına yapılan orta Hasan Piro öncesinde sonrasında top dışarıya gidiyor. Bir başka atak Esentepe takımı adına sağ kanattan gelişiyor. Yapılan orta cezanın içerisine savunma Mustafa vuruş. Bakıyorum top dışarıya gidiyor. İlginç bir an. Tabesiz bir misafir ceza alanı içerisinde maçın oynandığı futbol topunu alıp oyun alanı dışına doğru götürüyor. Gerçekten çok iyi bir görüntü, güzel bir görüntü. Merit Alsancak Yeşilova Esentepe karşılaşmasında davetsiz bir misafir. O davetsiz misafiri ise oyun alanı dışına göndermek Yasin Doğan'a kalıyor. Yasin Doğan oyun alanı dışına gönderiyor. Davetsiz misafiri gelişecek olan yeni bir atak. Ceza alanı dışı vuruş. Burak da o noktada penaltı beklentisi devam ediyor karşılaşma. Kaleci topun sahibi oluyor. Ali kalesinde dikkatli bu dakikada. Sol kanattan bir başka atak. Ceza alanı içerisinde o diğerde kaldı. Oyun devam ettiği köşe vuruşu yapılan orta. Yüksek bir top. Kaleci çıkmadı bu dakikada. Burak zorlamak istiyor pozisyonu. Savunma uzaklaştırıyor. Dediğim anda Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İlk yarıda gol yok. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. İleri atılan topa bölümde Kaan. Dikkatli savunma o noktada. Kaan yeni bir orta. Savunma boşta kalan top. Bu dakikada Hasan Piro yerde kalıyor. Penaltı ve entisi var.
Mehmet Sezener şimdi durduruyor oyunu. Gelişen yeni bir atak. Kaan bıraktı. Berkaç denemesi. Kaan güzel bir hareket aldı top önüne. Kaan yaptı ortasını. Bir vuruş son anda dışarıya gidiyor. Savunmanın müdahalesi önemli bir anda Esentepe adına. Esentepe bu dakikalarda gol arıyor. Yapılan orta ceza alan dışı bir vuruş dışarıya gidiyor. Önemli bir an yine Esentepe takımı adına. Yeşiloğan'ın geliştirdiği yeni bir atak. Mustafa Yaşınses yaptığı orta arka direk bir vuruş top filelere gidiyor. Burak Koçar son haftaların formda ismi Burak. Yaptığı vuruş etkili. Bu dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Burak Koçar ve arkadaşlarının gol sevinci ekranlara geliyor. Alsancak'ta Esentepe eşitlik golü arıyor. Yapılan orta ceza alanı içerisinde savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Dönen top yere atılıyor. Ulaş bu dakikada pozisyon içinde olan isim. Devam ettiriyor atağı. Esentepe takımı etkili gelmek istiyor. Konuk takım bir vuruş. Direğe de çarpan top boşta kalıyor ve gol. Kaan topu filelere gönderelim. İzliyoruz Hasan Piro. Çabası var yetersiz. Boşta kalan top. Kaan topu filelere göndererek skora denge getiriyor. 1-1 oluyor skor. Merit Alsancak Eşiloğa 1. Esentepe 1 oluyor. Kısa süre içinde gelen peş peşe gollerle skor dengede gidiyor. Yeşilova Esentepe karşılaşmasında bir vuruş yine dışarıya gidiyor. Bir birlik eşitlik kazanılan serbest vuruş. Mustafa Yaşınses topun başında olan isim. Ceza içerisi kalabalık. Mustafa Yaşınses yüksek bir top. Kafalardan sekiyor top bu dakikalarda. Savunma aşılamıyor topu. Bir vuruş bakıyorum. Top filelere gidiyor. Vakkas pozisyonun içinde olan isim. İzliyoruz pozisyonu. Kafalardan seken top Vakkas. Savunmanın da müdahalesi var. En son vuruş Vakkas'tan. Artık son bölüm 90-65 Vakkas takımını öne geçiriyor. 2-1 öne geçiyor Merit Aslan Eşilova. 90+5 Vakkas'ın golüyle skor 2-1 oluyor. Merit Aslan Eşilova son haftaların formda takımı. Esentepe karşısında son bölümde bulduğu gol 2-1 öne geçiyor Merit Aslancak Eşilova. Maçın santrası olmuyor. Çalan son düdükle karşılaşma tamamlanıyor ve Merit Aslancak Eşilova 3 puanı hanesine yazdıran taraf oluyor. Evet, maç görmedik tabii ki ama direkt pozisyonlara gidelim bir bakalım neler varmış neler yokmuş görelim. Mehmet Sezener. Bir tane misafir var dediler ya bak. Aa, bu çok bu güzel. Köpek ya. Çok güzel. Köpek de çok güzel. Neydi bunlar? Bunların hangi cinsi bu? Golden. Ha Golden evet yaşa. Bu çok bak, güzel bak, bir köpektir çünkü. Çok güzel. Bu yol tarif eden ustasına sahibine bu mu? Mehmet. Evet. Evet. Tamam Mehmet. Güzel gerçekten sabaha kadar izlenir. Gelsin pozisyonlar. Özellikle bir penaltı mı değil mi? Burada. Evet. Yok, penaltı değil oluyor. Değil. Yani bak aslında bak şimdi ne oluyor? Gelsin bir daha. Kontrolsüz mu diyelim buna? Kontrolsüz. Ama yani hiçbir şey. Gelirse bir şey olur mu? Gelirse verse demeyecek verse kendine. Ha? Verse bir şey demeyecek. Yani. Ama yani kendini korumaya çalışır bak. Artık o önünde da, kaldı o. Yani ne yapacak? Şeyi de verdik ya Cihangir maçında. Önünde kaldı kaçamadı. Ha. Yani onun için bu devam kararı daha ağır bir basar benden. Yani topla oynama isteği var iki futbolcunda. Ve kaçamaz bak. O da bakar. Etçip kaldı önünde yani. Bayağı düşürdü o zaman. Yani verse ben verebilirim. Verse ama benim evet. için vermem. Geçelim. Tamam. Bir de diğer verse bir zaman hakeme kızman yani burada. Kızman. Burada da kızmanım zaten vermediği için. Kızman. Bak şimdi buna gelelim. Burada da aynı. Mi? Şimdi. Gelsin. Önemli pozisyon bu. Şimdi. Elden, bu omuzdan indirir hocam bunu. Gel bakayım. Bu kadarcık küçük darbeyle düşermeyin. E şimdi adam topu aldı bak. Önde gider. Önde giderse olur. Deminki gibi değil bu. Bu aldı gider. Bak içeride mi? Ama bu kendi gibi değil. Atladı. Hareket dışarıda. Dışarıda yani, mı? Ama bakalım dışarıda mı? Dışarıda içeri düştü. Bak burada yaptı zaten. Yani. Ha dışarıda gidiyor. Durdurt Mehmet tam eli omuza geldi. Faul kesim var söyleyeyim sana. Çünkü çeker. Bak burada bak. Evet. Dışarıda. Evet dışarıda. Yani penaltı dışarıda. Bıraktı gene gitti düştü içeri. Evet dışarıda. Ama bu kesin faul ha. Çünkü omuzdan tamam. indiriyor. Deminki gibi değil bu. Tamam. Sensin kaçın ben değilim zaten. Geç. Başka ne var Mehmet? Ha burada penaltı isteği var bir daha. Hasan Piro'nun. Tam da önümüzde durduk oyuncu. Dur Mehmet burada dur. İndirir mi burada kendini ya? Yerde yatan oyuncu görmem mi onu?
Yok, kaleci yendirir. Sen de kaleci kayarken. Ama nereye bakacağım? Tam duruyor bir oyuncu durur. O teması göremiyorum buradan. Ama hakemin burada. Hakem de bakıyor. Eğilip bakıyor. Bizim ya yani bizim yola görmüyor. Rastgele 6 numara önde aldı. Evet. Bu görüntünün net bir şey ben de göremiyorum. Hakem de aynı şekilde bence o da görmedi. Eyvallah diyelim buna. Yani, ama şey yok sonrasında devam ettim. Oyun kaleci yerdeyse hemen önü durdurması gibi biraz gecikmeli oldu oyun. Oynatma be. Bak burada oyunu durdurmasaydım kaleci yerde. Sonra jeton düştü zannetmesinden yani, yani. Tuttu oyunu. Geçelim. Bu da Burak'ın arka direkte golü. Formayı niye çıkardı anlamadım yine Burak. Forma çıkarma hastalığı var. Burak da böyle sevinir. Geçelim. O top yere vurmasa iyi vurmadı. Yere vurunca kaleci kurtaramadı mı? Bu topun çıktığında görür müyük şeyi? Esen Tepeli'yi. Topun vurulduğunda görür müyük? Vuran top oyuncuyu görür müyük nerede olduğunu? Ha? Şimdi vurduğuna bakalım. Vurdun tam vuracağında. Dur. Nerededir şey? Oyuncular var adam. Yani kırmızılı kaleye yakın mı? Yok. Orada 6 numaralı oyuncu duruyor orada. Hani nerede? Orta yerde. Çıkarken. Bak. Ha burada. Evet. Yabancı oyuncunun önündeki oyuncu arkasında. Kesiyor diyorsan kesiyor. Yani ona baktım ben. Çünkü yani vurduğu an offside'deyse top geldiğinden sonra vuramaz. Ama demek ki Nizami bir gol. Yardımcıya saygı duyalım bakalım. Okey. Geçelim. Yani bu da yetmeyecek bir gol. Bu da şanssız bir gol ben söyleyeyim sana. Vuruş yok. Vuruş yok. İki oyuncu önlemeye çalışırken top vuruyor, yükseliyor, dağlara gidiyor. Evet, arkası dönmese eski Şahin Şeker olsa yükseleceği göğsüyle biraz topa engel olurdu. Gölgelesen bile yine atamaz bu golü. Yani öyle dönmesen de gölgelesen atamazdı bunu. Evet, aynen öyle. Yani eski Şahin Şeker olsa. Eski Şahin Şeker. Bu golü yani attırmazdı kalesine. Hızlı kilo vermeye başlamış galiba. Verirse İnşallah. İyi olacak. Evet, son maçımız Küçük Kaymaklı Gençlik Küçüğü bir Lefkoşa derbisiydi. İzleyelim bakalım. 10. hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı sahasında Gençlik Gücünü konuk ediyor. Turgay Misk, Olgun Canik ve Halil Erdem Canaloğlu hakem işi sınatıyor karşılaşmayı. Başkentin iki köklü camiası 10. hafta karşılaşmasında buluşuyor. Gelişen atak kafa vuruşu, boşta kalan top savunma sonrasında tehlikeyi uzaklaştırıyor. Küçük Kaymaklı'nın etkili hataydı. Gelişen Gençlik Gücü hatayı. Özgür Arapası güzel ceza içerisinde Debola bıraktığı top vuruş, istenilen vuruş olmuyor o dakikada. Önemli bir pozisyon, Gençlik Gücü adına değer kazanmıyor. İlk bölümde karşılıklı ataklar var. Başlayan Gençlik Gücü karşısında Küçük Kaymaklı hata var. Çok iyi bir top savunma arkasına. Asare yaptığı vuruşuna takımını 1-0 öne geçiriyor. Dakikalar 25. Asare'nin golüyle Küçük Kaymaklı Gençlik Gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Son haftaların başarılı oyuncusu Asare takımını 1-0 öne geçiriyor. Gelişen Gençlik Gücü hata, ileriye atılan top, kaleci çıkıyor kalesinden Sercan. Kendi kalesine gönderiyor topu. Şanssız bir an Sercan ve takım adına 1-1 oluyor skor. Küçük Kaymaklı Gençlik Gücü karşılaşmasında skor 1-1. İkinci golü bulma girişim var Gençlik Gücü'nün. İleri atılan top, savunma, boşta kalan top. Bahadır o noktada Debola zorladı pozisyonu. Debola ceza alan içerisi, rakibinden kurtulma çabası var. Yaptı ortasını. Savunma dikkatli ve tehlike de bu dakikada uzaklaşıyor Küçük Kaymaklı adına. Yeni bir atak ev sahibi takım adına. Sol kanattan gelişiyor atak. Vuruş o noktada kaleci Mustafa dikkatli kalesinde topu kornere gönderiyor. Kullanılan köşe vuruşu, arka direk, boşta kalan top, vuruş, savunma. O bölümde hiç kimse yetişemiyor topa. Sonrasında da çalan düdükle ilk 45 dakika tamamlanıyor. İlk yarıda karşılıklı birer gol var ve birbirlik eşitlikle devre tamamlanıyor. İkinci yarıya Küçük Kaymaklı'nın vuruşuyla başlanıyor. Şehit Hüseyin Uso stadında. Sercan'ın kendi kalesine attığı gol ve Asare'nin golleriyle ilk yarı skoru 1-1. Gelişen Küçük Kaymaklı atağı var. Ceza alanı dışı vuruş, Mustafa kalesinde dikkatli, pozisyon değer kazanmıyor. Bir başka atak Gençlik Gücü adına yapılan vuruş, Raif bu kez kalesinde dikkatli, dönen top. Bir vuruş daha Raif yine başarılı. İki hamlede kaleci Raif kalesinde dikkatli, gole izin vermiyor bu dakikada. Gelişen Küçük Kaymaklı atağı, ileri atılan top etkili geliyor ev sahibi takım. Ceza alanı içerisi, son çizgi yapılan vuruş dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyondu Küçük Kaymaklı adına. Bir başka atak, ceza alanına yönelen top
Savunma Mehmet kaygısız, boşta kalan top vuruş, kaleci bakıyorum top dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyonda yine küçük kaymaklı adına yağışlı vuruş yapan isim. Debola ile başlayan atak, Debola uzak mesafe vuruş, Raif çok güzel iki hareket peş peşe. Şehit Hüseyin Rusol stadında önemli bir pozisyon. Küçük kaymaklı gol istiyor, ikinci golü arıyor. Onlardan biri vuruş asla dışarıya gidiyor. Yine önemli bir pozisyon. Ramazan dı pozisyon içinde olan isim küçük kaymaklı takımında. Bir başka atak son bölüme doğru iki takım atağını sıklaştırıyor. Yapılan orta arka direğe doğru kafa vuruşu, ceza içerisine düşen top, Mehmet kaygısız yapayalnız ve topu da ileriye gönderiyor. Gençlik yüce atağı, Debola yine süratli, özgür istediği toplardan bir tanesi, özgür Sercan var karşısında. Özgür son çizgiye taşıdı topu, yaptı ortasını Raif, boşta kalan top dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyondu. O dakikada İdan istediği vuruşu yapamıyor topa ve topla dışarıya gidiyor. Bir başka atak gençlik gücü adına. 3'e 3 bir pozisyon. Özgür ceza alanı içerisinde, özgür zorladı pozisyonu, yaptı vuruşunu kaleci Raif. Raif bu dakikaya kadar günün başarılı ismi küçük kaymaklı takımında. Gelişecek olan küçük kaymaklı da dediğim anda çalan son düdükle iki takım haftayı birer puanla kapatıyor. Niçin böyle bakarım biliyor musun hocam? Çok eleştirdi. Sen de maçtaydın aslında bu maçta. Kim eleştirdi? Özellikle son uzatma gösterdiğini. Ha, onu konuşabiliriz tamam. Ama bir yazdım o anda da bir sakatlık varmış galiba. Şimdi ben yazdım zaten. Yazımda var. 41 saniye. Yani biz de kronomi tutarak çünkü. Evet. 4 dakika korsan, 5 dakika korsan biz onu tutarız. Yani maçta hiçbir şey yok. Buz gibi maç. Maç yok. Ama şimdi şöyle de diyebiliriz biz kendi elimiz, ama Gökmen Bolkan da kendi saatini çok iyi tutar çünkü. Ondan ona da baktık. Tamam. Yani uzatmayı kronometre devam etti. 94. 41 saniye erken bitti maç. Neden acaba? Hoca farklı bir, biz acaba yanlış bastık sadece. Siz kaldırdıktan sonra baktınız hocam. Evet. Işte. Ama şey hakem, geç kaldırmış hakem. Ha, onu diyorum yani geç. Ama sakatlığa ilgilenilmiş, gelen bir sakatlığı pozisyonuna dördüncü hakem. Yani orta hakem zamanında söyledi aslında kendine. Dördüncü hakem de sakatlık pozisyonuna ilgilendiği için tam kaldıramamış. Geldi daha sonra kaldırdı. Kaldırdığında da bu sefer hakemin saatine göre erken bitmiş oldu. Bunu kim söyledi? Şimdi benim saatime saatle göre. Saatle değil hocam. Benim saatime göre olabilir. Şimdi ben kronometre basmadım. Ama Gökmen Volkan anlattığı için maçı, o hiç durdurmadı saat. 90'dan sonra durdurmadı maçı saat o şeyi. Gökmen Volkan 90'dan sonra devam ettirdi saatini ve geldi oraya. Ben kendi saatimden söylemiyorum bunu şu an. Benim haberim doğrudur. Sen söylüyorsun. Orada bir sorun olur. O biraz geç kaldırır. Karşıda kronometre durduğunda tam Gökmen Hoca'yla eşit miydi? Bilmiyorum işte o kadarını. Ama Adal'ın sakatlığı vardı. Mantıklı söylediğin, mantıklı yani. Sakatlığı vardı. Bağdın tamam. Mı sakatlığı vardı Adal'ın? Mantıklı söylediğin, evet. Olabilir yani. Olmayacak bir şey değil yani ama 90+4 oynadık veya birkaç saniye eksik oynadın. O dakikaya kadar hiç iki takım da çok fazla bir şey yapmadı. Gol pozisyonlarında hiçbir şey yapmadılar. Bu şekilde bir oyunun sonrasında 20-30-40 saniyeyle ilgili bu kadar eleştiri getirmeye de gerek yok zaten. Çok iyi bir maç yönetti gördüğüm kadarıyla. Evet, ben zaten söyledim maçı. Yani birkaç eksik kartlar var, sarı kartı belki, ama maça, tabelaya, skora etki yapmadı. Adam gibi maç yönetti. O saniyeyle ilgili benim kafamda kaldı yazdığımda. Benim saatime göre olabilir dedim ama Gökmen Hoca da bunu ben saati direkt tuttum deyince o 41 saniye yazdım, ama senin söylediğin ve hakemin kendi savunması o ya tabellaya göre teknik patronlar o tabellaya göre tuttuysa saatini yanılabilirler çünkü hakem geç kaldırmış olabilir. Evet. Bazen aynen. Avrupa'da bile kronometre görüntü köşeye uzatmayı başlar belki de yarım dakika sonra tık gezer, o bir yanılgı olabilir. Evet. Ama hakem maçı geneline baktığın zaman iyi bir maç yönetti. Evet, bir şey de yok zaten maçta tabii konuşacak. Evet, pazar yarın akşam kapanış karşılaşması Lefke Binatlı Utku Hamamcı oluyor diyecek. Umarım gidenler keyif alacak. Güzel bir karşılaşma olur. Bekleyip göreceğiz. Perşembe akşamı göstereceğiz tabii ki. Evet, dediğim gibi bu akşamlık bu kadar bizden. 12'ye geliyoruz zaten. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gene geldin. Keyif aldık. Güzeldi. Evet, başta yönetmenim Mehmet Karagöz'e, kameramanım Mehdi'ye de çok teşekkür ediyorum. Evet, hoşça kalın. Sevgisiz kalmayın efendim. Allah'a ısmarladık.